Öncelikle herkese merhabalar. Dış ticaret merkezimiz tarafından gerçekleştirilen TradeMap webinarımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Alperen Başar. Bugün dilimiz döndüğünce sizlere TradeMap veri tabanını A'dan Z'ye anlatmaya çalışacağız. Yani bu program sonunda ne kazanacaksınız dersek, bir ürününüz olduğunu varsayalım elinizde. Bu program sonunda ürününüzü TradeMap aracılığıyla nasıl doğru pazarlar bulabilirsiniz? Bunun detaylarına ineceğiz beraber. Şimdi malum son yıllarda TradeMap bir hayli duyuldu. Yani dış ticaret profesyonelleri tarafından ama ne kadar etkin kullanılıyor, efektif kullanılıyor bu büyük bir soru işareti. Yani şimdi beraber A'dan Z'ye tüm ayrıntılarıyla beraber işleyeceğiz. Umarım keyifli ve verimli bir çalışma olur. Sorularınız olur ise chat kısmından yazabilirsiniz. Programımızın sonunda onları cevaplayabiliriz. Aynı zamanda sizlere birkaç ekstradan yardımcı olabilecek web sitesi adresi de paylaşacağım ki ihracat pazarlamasına size bir hayli faydası olacağına inanıyorum. Şimdi başlayalım. Şimdi TradeMap dediğimiz veri tabanı TradeMap.org'dan girdiğimiz ITC yani International Trade Center Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruluş burası. Burası normalde ücretli bir veri tabanı ama gelişmekte olan ülkeler için ücretsiz. Türkiye'de bu kapsamda bir ülke olduğu için bizler ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyoruz. Ama tabii örnek veriyorum, Kanada olsaydık ücret mukabil kullanabilirdik. O bakımdan bizler için avantajlı bir veri tabanı. Burası Birleşmiş Milletler'e ait dedik. Bu kısaca bir tanıtımını gerçekleştirelim. Burada son 20 yıldır yani 2001 yılından bu yana dünyadaki tüm neredeyse tüm devletlerin dış ticaret verileri açık şekilde açık veri havuzu yani daha doğrusu yani dünyadaki bütün ülkelerin dış ticaretle alakalı bilgilerin olduğu bir havuz. Şimdi bir havuz ama burada yüz binlerce data var. Bu dataları biz kendimize nasıl uyarlayabiliriz? Yani bu veri madenciliği dediğimiz oradaki yüz bin veri içerisinde biz kendimize lazım olanları nasıl çekebiliriz? Bunları beraber bakacağız. Burada şurada gördüğünüz üzere bir login var. Buraya tıklıyoruz ilk başta. Hani bilmeyenler için sıfırdan anlatayım ki bileniniz vardır ama şimdi burada register kısmında basit bir üyeliği var. Hemen onu da size göstereyim. Burada işte kullanıcı ismi ve mail adresiyle birlikte kayıt oluyorsunuz. Size bir onay kodu geliyor mail adresinize. Akabinde kolay bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Ben üye olduğum için şu an bunu göstermeyeceğim size. Hemen şuradan ben kendimin girişini yapayım. Evet, şu an buraya girdik. Burada ne yapabiliriz? Baştan başlayalım. Ben tabii yanında notlarımı da aldım ki bir noktayı atlamayalım. Hani olur da lazım olan bir bilgi olur sizin için. Bunları atlamamak için not da aldım. Şimdi burada altılı hanede 5.300 tane gidik var. Yani sizin bir ürününüz var diyelim. Ondan 5.300 tane burada var. Bunların yaklaşık 4.700 tanesine Türkiye ihracat yapıyor. Geri kalan işte 600-700 tanesine yapmıyor. Türkiye bunların yaklaşık 1.300'ünde rekabetçi pozisyonda. Ya yani bu rekabetçiliğe dair de bir formül vereceğim size programın sonunda ki kendi ürününüz acaba dünyada gideri var mı yok mu yapabilir miyim ya da aklınızda bir dış ticaret fikri var, bir ihracat fikri var. O ürün acaba ihracata uygun mu değil mi onu da hesaplamasını size ayrıca göstereceğim programımızın sonunda. Şimdi şöyle bir giriş, böyle bir ekran geliyor karşımıza. Burada işte service diyor, product diyor. Bu hizmet ihracat, bu ürün mal ihracat. Serviste bizim alakamız yok. Biz ürün bağlamında gideceğimiz için buradan bu şekilde yapacağız. Burada işte ithalat, ihracat göstergeleri var. Burada keza 5 tane bir gösterge var. İşte trade indicators, yıllık zamanlar, işte çeyrekler, aylar bağlamında göstergeler ve burada kampanyası kısmı var. Şimdi bir ürünümüz var diyelim. Ne olabilir? Mesela şimdi haksızlık olmasın, Konya'da üretilmeyen, ihracatı olmayan bir üründen bahsedelim. Benim aklımda şu an mesela kahve var. Kahve üzerinden gidelim. Ya yani sıfırdan göstereceğim. Şimdi kahvenin gitmeni bilmiyorsanız buradan neler yapabilirsiniz? Buraya tıklıyoruz ilk etapta. Şimdi böyle buradan da tek tek arayabiliriz. Burada yaklaşık 30 tane şey var. Ya da buraya ne yazabiliriz? Kafe yazabiliriz.
Yazdık. Yine burada birden fazla git numaraları var. Şimdi hangisi bizim acaba? Tamam, elimizde bir kahve var ama hangisi tam bize uyuyor? Bu konuyla alakalı ne yapabiliriz diyeceğimize, mesela şurada bir Advanced Search var. Hemen ona tıklıyoruz. Advanced Search'e coffee yazıyoruz. Burada mesela bizimkisi ham kahve. Yani aldık. Ne kavrulmuş, ne herhangi bir işlem görmüş. Mesela burada baktığımızda evet şurası. Coffee. Yani excluding harmanlanmamış, kavrulmamış ve kafeini alınmamış. Ham kahve. Evet, bu bizim GitHub numaramız. Yani buradan kolaylıkla kendi GitHub'inizi bulabilirsiniz. Ya da şuraya da tıkladığınızda mesela hangi ülkede nasıl geçiyor? Bunu da öğrenebilirsiniz. Şimdi mesela dış ticaret merkezi olarak bizlere şöyle bir şey geliyor. Ya benim GitHub numaram var ama 12 hanede. Ne yapabiliriz? Yani ülkeden ülkeye değişeceği için onu bu şekilde, hangi ülkede benim GitHub kodlarım geçerli, bunu rahat bir şekilde görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bu akabinde şöyle de bir şey gösterelim. Mesela burada ikili, dörtlü, altılı haneler yazıyor. Ben hemen chat kısmına da bakalım. Şu an sesim geliyor mu acaba? Aslında sesim de açık ama mikrofon. Ha, geliyorsa problem yok. Tamam. Yine gelmezse uyarın, çünkü yani herhangi bir aksaklık yok, gelmesi lazım. Şimdi öncelikle yavaş yavaş gideceğim ki, çünkü karışık şeyler, hani sinire sinire giderim. Aynı zamanda dediğim gibi sorularınız olursa da sonuna kadar cevaplayacağım. Şimdi burada mesela ikili, dörtlü, altılı haneler var ki az önce de dediğim gibi belki diyeceksiniz ki sizin 12 haneli bir GitHub numaranız var. Ya bunlar niye böyle farklı? Şimdi farkına değinecek olur isek, normalde tüm dünyada ilk 6 hane aynıdır. Yani kahve mesela burada ne dedik mesela? 09, 01, 11. Bu tüm dünyada, işte Honduras'ta da aynıdır, Çin'de de aynıdır, Türkiye'de de aynıdır. Ama 8 hane, 10 hane, 12 hane, bunlar değişiklik gösteriyor. Niye? Bu ülkelerin kendi mevzuatları çerçevesinde bir endeks oluşturmuş. Bu sebeple bir farklılık söz konusu. Ama eğer ülkeler arasında gümrük birliği var ise 8 hanede de aynı. Yani mesela ne diyelim, bir Mibzer üreticisi olduğunuzu varsayalım. Bu Mibzer'in ilk 8 hanesi Türkiye ile de aynıdır, Almanya ile de aynıdır. Niye? Çünkü bir gümrük birliği var. Ya da bir muz diyelim. Amerika'da da aynıdır ilk 8 hanesi. Meksika'da da aynıdır. Niye? Onların arasında bir gümrük birliği var. İşte NAFTA dediğimiz. Bu sebepten ötürü ilk 6 tane tüm dünyada aynıdır. 8 tane gümrük birliği olanlar için aynıdır. Ama 10 ve 12 tamamıyla ülkelerin kendi mevzuatları çerçevesinde farklılık gösterir diyelim. Bu GitHub kodları 5 yılda bir yenilenir. Değişmez ama yenilenir. Hani bazıları birleştirilir, bazıları ayrıştırılır. Örnek veriyorum, şimdi görmüşsünüzdür mesela bazen faturalarda 12 tane de diğerleri falan yazar bazı ürünler için. Yani o bir süre sonra demişlerdi ki bu ürünü oradan çıkartalım, kendine bir GitHub kodu koyalım. Bu sebeple ötürü her 5 yılda bir revizyona uğrar. Bunlardan hani bilmek sizler için faydalı olacaktır. Şimdi yavaştan biz şeye başlayalım. Ben burada notlarıma da bakayım. Ha, bir de şunu da gösterelim. Şimdi mesela az önce Advanced Search'te ne yazdık? Mesela kafe yazdık. Ya mesela İngilizcemiz iyi. Yani iş ticareti yıllardır yapıyoruz ama olur ya, bir kelime olur bilemeyiz. Hani bu konuda da sizlere şunu da tavsiye ederim. Google Translate'in bir eklentisi var. O eklentiyi de kolay bir şekilde, burası şu an görünüyor mu bilmiyorum, şuraya tıkladığınızda ya da işte eklenti butonuna tıkladığınızda oradan Google Translate'in eklentisini indirirseniz şöyle bir faydası var. Yani mesela örnek veriyorum. İngilizceniz çok iyi ama bakın şurada mesela şöyle bir şey çıktı. Hiç duymadık. Ya belki bizim GitHub numaramız ama bilmiyoruz. Çünkü bu yazanı bilmiyoruz. Mesela böyle yapınca şurada bir buton çıktı. Bu işte Google Translate'in eklentisi. Buna tıkladığımızda ha evet Hindi baymış diyoruz. Buradan bir kolaylık bağlamında size de bir hayli faydalı olacaktır. Bunu da ek bilgi olarak sizlere paylaşalım. Şimdi yavaştan girmeye başlayalım konumuza. Şimdi ilk başta bir GitHub numaramızı yazalım. Az önce bulduğumuz üzere kahvemizin
kavrulmamış ve kafein alınmamış, işleme tabi tutulmamış kahvemiz, ürünümüz bu şu an. İlk başta şimdi TradeMap kullananlar genel itibariyle bu Yearly Time Series kullanıyor. Yani tıklıyor, bakıyor dünyada en fazla hangi ülkeler ithal etmiş benim ürünüm. Örnek veriyorum Amerika. Tamam, ben Amerika'ya yoğunlaşın diyor. Halbuki çok yanlış bir düşünce. Niye? Şimdi gündelik hayattan da örnek vermek gerekirse, şimdi mesela Türkiye'nin en değerli şirketi neresidir? Tüpraş. Ama borsada mesela Tüpraş en fazla değer kazanan hisse midir? Yani her gün mesela %10, %10 mu artıyordur? Hayır. Bir küçük bir şirket vardır. Onda bir açıklık vardır, bir potansiyel vardır. O her gün %10 artıyordur ama Tüpraş yerine sayıyordur. Niye? Çünkü doymuştur. Şimdi bizim de burada yapmaya çalışacağımız şey, aslına bakarsanız, doymuş pazarlar değil, potansiyeli olan pazarlar. Ki orada daha hızlı büyüyelim. Yani %10 büyüyelim yerimize saymaktansa. Amacımız bu. Yani programımızın, webinarımızın amacı bu. Potansiyeli olan ülkeleri kendi açımızdan, kendi ürünümüze göre tespit edeceğiz ve o ülkelere yoğunlaşacağız. Şimdi dedik, yani bu TradeMap kullananlar genelde bu Yearly Time Series kullanıyor. Bu yanlış. Şimdi en önemli buton şurası. Bunu unutmamanızı tavsiye ederim. Trade Indicators. Ticaret göstergeleri yani. Şimdi buna tıkladığımızda, bu arada ekranda bazı çizimler var ama bunu ben kaldırmasını bilmiyorum. Bakalım, eğer kaldırma şeyimiz olur ise onları da kaldıralım ki böyle karışık olmasın. Eğer bilen varsa chat kısmına yazarsa seviniriz. Ben çünkü bilmiyorum. Yani şöyle yapamadım ama neyse, yani şeyimiz olmasın, sizin dikkatinizi almasın diye diyorum. Benim için problem yok da. Şimdi şurayı ufaltalım. Evet, ekranımız böyle bir ekran. Trade Indicators dediğimizde karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Ya bu nedir işte, bir sürü gösterge var, data var. Ne işimize yarıyor, nasıl faydalı olabiliriz? Ben bunları size tek tek anlatayım. Şimdi kahve bağlamında ne yazıyor burada? Dünyada bu kadar bir ithalat varmış. Bu fark ettiyseniz şurada USD 1000 yazar. Yani bunların sonuna bir 3 sıfır eklemek lazım. Yani bu burada 18 milyon diyor ama normalde 18 milyar dolarlık bir ticaret hacmi varmış kahve bağlamında. Kahve bağlamında derken de tam bu bağlamda, yani işte işlenmemiş kahve, mesela işlenmiş kahve başka. Bu ham kahve, yani taze kahve olarak söyleyeyim. Bu bağlamda 18 milyar dolarlık bir ticaret hacmi varmış. Şimdi burası trade balance dediğimiz, yani bu ülkenin Amerika'nın ithalatı ihracatından fazlaysa bir, malumunuz, bir açık oluyor. Bu bunları gösteriyor. Burada işte ton bağlamında kaç ton alın, işte burada 1 milyon ton mesela, örnek veriyorum. Burada birim değeri, işte ton başına ne kadar fiyat. Burası son 5 yılda ne kadar büyüdü. Burada son 5 yılda bu quantity bağlamında ne kadar büyüdü. Burası son 1 yılda ne kadar büyüdü. Burada işte bu ülkenin bu ürünün ticaretinin dünyadaki payı. Yani mesela örnek veriyorum. Amerika kaçmış? Bu kahve ithalatına %23'lük bir paya sahipmiş. Yani bu işe yarıyor. Burası ise Average Distance of Supply Countries. Amerika kaç kilometre çapında bu ürünü alıyor? Yani şimdi bildiğin kadarıyla Amerika ile aramızda bir 8400-8500 kilometre var. Biz bir kahve ihracatçısı olduğumuzu düşünelim Türkiye'de, Konya'da. Yani buradan baksak, ha demek ki Amerika bizim için uygun değil diyebiliriz. Niye? Çünkü Amerika genel itibariyle bu çevreden almış. Biz uzağız diyebiliriz. Burada Concentration of Supply Countries var ki bence bilinmeyen ama en önemli işlevsel yani araç bu. Buna da detaylı olarak değineceğiz. Burası ise, sondaki yer ise, ülkelerin uyguladığı ortalama gümrük vergilerinden bahsediyor. Ki bu en gereksizi. Niye diyeceksiniz? Her ülkenin uyguladığı başka ülkeye farklıdır. Başka ülkeye farklıdır. O yüzden burası, yani ortalamaya bakarak bir sonuç elde edemeyiz. Bununla da alakalı ülke bazlı nasıl, yani bir gümrük şey ya da bir başkasına bağlı kalmadan nasıl kendimiz keşfedebileceğiz? Bunu da size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ben mesela ihracat yapacak olsam ilk etapta bakmam gereken şey şu olacak: trade balance. Yani eğer şimdi bu kahve olduğu için, kahve malumunuz dünyada sayılı ülke tarafından ihraç ediliyor.
Bu sebepten ötürü mesela burada örnek verelim. Amerika'nın burada artı olsaydı ve biz Amerika'yı düşünüyor olsaydık derdik ki kesinlikle yapmamalıyız. Niye? Çünkü Amerika'da pazarda bir açıklık yok. Amerika ihraç fazlası veriyor. Yani burada bir dış ticaret fazlası veriyor. Oraya girmemiz için ya tutunmamız için ya çok böyle mark olmamız lazım ya çok böyle rekabetçi bir fiyatımız olması lazım diyebiliriz. O yüzden yani ürününüz bağlamında buraya gidip numaranızı yazdığınızda ürününüzü hedeflediğiniz ülkelerde eksi varsa trade balansında buraya bir düşünülebilir. Ama artı varsa birkaç sefer daha düşünmenizi tavsiye ederim. Ya satabilir misiniz? Tabii ki satabilirsiniz ama zor olur. Yani malum şimdi sizler daha iyi bilirsiniz. Ürün tamam müşteri buldunuz ama en zorlu şey müşteriyi elde tutmak. Müşteri elde tutabilmek kayar gider yani. Niye? Çünkü rekabet çok fazla. Bu anlama geliyor. Burada ise bir yan sütununa geçtiğimizde burada işte ton bağlamına ne kadar? Yani bu tabii ki sizin ihracat pazarlamasındaki kriterlerinize bağlı bir şey. Yani sizin için önemliyse buralar göz atılabilir. Burada kimisi ton olarak verir, işte kimisi palet olarak, kimisi işte balya olarak gibi gibi. Bu değişik olabilir. Bu kahve geneliyle ton bağlamında veriliyor. Bu unit value'da aslına bakarsanız yani trade map ile alakalı verilen eğitimlerde bunun üstüne çok yoğunlaşılıyor. Ama bence çok ama çok yanlış. Yani yanlış bilgi veriliyor. Yani bu eğitim verenlerin de detaylı bildiğine emin değilim. Yani bilmiyorlar bence ama yine de biz doğrusunu söyleyelim. Sizler için faydalı olsun. Şimdi unit value dediğimizde elimizde bir kahve var. Ne olsun işte. Kolombiya bir kahvemiz var. Üreticiyiz. Yani ben satarken örnek veriyorum 250'şer gramlık paketlerle satıyorum. Ama belki adam çuvalla satıyor bilemiyoruz. Yani bu en başına zaten benim sattığım fiyatla onunki başka olacak diye ben işte paketleme giderleri var. O adam çuvalla veriyor. Ben paket paket yapıyorum. Ben daha pahalıya satmak zorundayım. Çünkü daha küçük porsiyonlarda veriyorum. Malumunuz fiyat değişecek. Aynı şekilde şimdi Mibzer üreticisi olduğumuzu varsayalım Konya'da. Ama şu an Mibzer'imiz var ama bir şeyimiz eksik. Neyimiz eksik? Markamız. Ha, yani biz fasoncuyuz. Fason satarken ister istemez daha düşük veririz. Ama yan komşunun markası vardır. Adam iki katı fiyata verir. Niye? Adamın markası var. Bu sebepten ötürü olmaz. Ya da başka örnek vermek gerekirse mesela Apple iPhone. Onun kitibiyle örnek veriyorum Xiaomi'nin düşük modelli bir telefonu aynı kitip. Şimdi onun unit value'siyle bununki aynı olabilir mi? Olamaz. Ama kitip numaraları ne hikmetse aynı. O yüzden bu unit value kısmına dikkate almamanızı tavsiye ederim. Öbür türlü yani kendi ürününüze bakıp da ya ben Amerika'da başarılı olabilirim derseniz burada yanılabilirsiniz. O sebepten ötürü tavsiye etmiyorum. Bir diğer sütuna geçtiğimizde son 5 yıldaki büyüme. Son 5 yıldaki büyüme ne işimize yarar? Trend. Trend ne alemde? Görmemiz açısından son 5 yıl çok önemli. Burada aynı zamanda mesela şöyle tıkladığımızda bunun üzerine son 5 yılı. Burada kendisi de bir sıralama gerçekleştirebilir. Şöyle tıklayalım. Evet. Ya ben bu ekrandaki yazıları silmeyi bilmiyorum ama dediğim gibi eğer bilen varsa söylerse ki karalamalar arttı. Hani bilen varsa bunu kaldıralım ki şey olsun ekran kirlenmesin. Yani sizler daha detaylı görebilirsiniz. Evet Hüseyin Bey yazmış. Hemen bakalım Hüseyin Bey. Evet şu an yaptı. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Şöyle kaldıralım. Evet şimdi son 5 yıldaki trendi görmemiz açısından bu önemli. Şimdi mesela tıkladık biz buna kahve bağlamında. Örnek veriyorum Tanzanya 5 yılda işte %300 büyümüş. Mantıklı bir pazar ama örnek verelim işte Gana %30 büyümüş. Hani bu bağlamda size fikir vermesi açısından önemli bir kriter. Bunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir yanındakinde ise bu quantity bağlamında. Yani bu tabii az önce dediğim gibi sizin için önemli mi değil mi? Açıkçası çok önemli değil. Ama olur ya ürününüzde yani quantity bağlamında önemli bir üründür. Bu bağlamda bunu da aynı zamanda son 5 yıldaki şeyini buradan görebilirsiniz.
Bir yanındakinde ise son bir yıldaki büyüme. Şimdi mesela geçtiğimiz yıl Covid sebebiyle 2020 malumuz azaldı. Şimdi mesela yanlış hatırlamıyorsam 2018'de, 19'da 18 milyar dolarlık, 18 trilyon dolarlık bir hacim varken 2020'de bu 17 trilyon dolara düştü dünya ticareti genel bağlamda. Bu sebepten ötürü hani burada eksiler çıkabilir ürününüz bağlamında. Hani bu pazar küçülmüş demeyin. Niye bir istisna? Niye Covid yüzünden tüm dünyada zaten birçok ürün, birçok pazar daraldı. Ama velev ki Covid olmadığını varsayalım. Hani buradan son bir yıldaki o pazarın büyümelerini de kolay bir şekilde görebilirsiniz. Mesela bu geldiğimiz noktaya kadar bir baştan almamız gerekirse şimdi buradaki hepsinde trend balansı tamam bizim için uygun. Şöyle yıllık büyümelerine bakalım. Amerika mesela aklımızda Amerika vardı ama baktık Amerika küçülmüş. Şurada büyüyenlerden ne var? Mesela benim gözüme İsviçre takıldı. İsviçre son 5 yılda %5 büyümüş. Aynı zamanda son 5 yılda miktar bağlamında da büyümüş. Bu şu anlama da geliyor. Yani %5 satışta büyürken %7 büyümüş. Yani daha fazla malı daha ucuza almış. Bu da bu anlama gelir. Yani bu unit value'deki artışla kuantiteki artışın aynı olmaması ya da kuantitenin daha fazla olması daha fazla malı daha ucuza almış. Bu anlama geliyor. Yani buradan da bir kendi ürününüze bir büyük resmi görme açısından buradan da bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Ama örnek veriyorum. Bu Switzerland'ın %7 olsaydı, burası da %5 olsaydı daha fazla malı, şey daha az malı daha yüksek fiyata aldığı çıkarımda bulunabilirdik. Mesela burada var mı öyle hemen bakalım. Evet mesela benim gözüme Çin takıldı. Çin fiyat bağlamında %8 artmış ama aldığı mal %3 artmış. Ha, demek ki Çinliler biraz ne derler? Biraz fazla para vermiş eskiye nazar. Hani bu pazarı da hani ölçmeniz açısından, fiyatlandırma politikanız açısından bir hayli önemli olacaktır. Bunu da ek bir bilgi olarak sizlerle paylaşalım. Buraya geldiğimizde tekrardan dediğimiz gibi son bir yıldaki büyümeler buradan kendiniz bakabilirsiniz ürününüz bağlamında. Burada Share in World Imports'ta işte örnek veriyorum Amerika'nın bu ürün bağlamındaki pazar payı ne kadar? Bu önemli olabilir mi olmaz mı? Dediğimiz gibi yani şimdi Tüpraş'a çok büyük dedik ama Tüpraş acaba üstüne yatırım yapılabilecek bir şirket mi yani? Doygunluk noktası nedir? Yani bu bağlamda bu çok şey değil, bu yoğunluğu gösteriyor sadece. Yani bunu çok kale almamanızı tavsiye ederim. Şimdi bir diğerinde average distance of supply countries dediğinde az önce bahsettiğim gibi elimizde bir ürün var. Kahvemiz olduğunu varsayalım. Amerika bize 8500 kilometre uzaklıkta. Yani burada belki zor olabilir. Niye? Çünkü bu algoritması şuna göre çalışıyor. İşte bunun içerisinde sigortasının navlunu işte örnek veriyorum. Aradaki geminin o navlunlar vesaire hepsinin şey yapılarak hani öyle bir çıkartılan bir algoritma. Bu sebepten ötürü bunlar önemli. Yani kale alınması gereken bilgiler. Ama mesela şurada Japonya 12 bin kilometre uzaktan bile alıyormuş. Bildiğim kadarıyla Japonya'da aramızda yine 8-9 bin kilometre olması lazım. Mesela Japonya'yı çok rahat bir şekilde satabiliriz. Bunu da ek bir bilgi olarak söyleyelim. Şimdi concentration konusunu ileride biraz detaylı gireceğiz ama şimdi ben yine yüzeysel şekilde sizlere bahsedeyim. Şimdi concentration dediğimiz şurada tıkladığımızda da bir isim var. Heffendahl Index diyor. Bu bir algoritma olmakla beraber 0 ile 1 arasında puanlama yapıyor. Ne işe yarıyor bu puanlama? Eğer buradaki puanlar 1'e yakın ise o pazarda çok az oyuncu var ülke bağlamında. Yani diyelim ki Amerika'nın ki burası 0.99 olduğunu varsayalım. Bu şu anlama geliyor. Amerika'da bir ya da iki ülke var. Bütün pazarı onlar kapatmış. Oraya girmemiz zor olur. Niye? Sıfırdan gireceğiz. Zaten bütün köşe başları kapılmış tabiri caizse. Fiyatlamamız işte tutundurmamız zor olacak. Bu anlama geliyor. Sıfıra yaklaştığında ise o pazarda birden fazla yani belki de onlarca ülke var anlamına geliyor. Ama şimdi bilimsel olarak da şöyle bir ek bilgi vereyim. Eğer tabii kalem kağıtla olursa yanınıza hani not almanız açısından ki zaten sonda bir toparlama yapacağız ama hani kağıt kalem olursa yanınızda sizin için bir hayli avantajlı olabilir. Bilimsel olarak buna tıkladık. Ürünümüz bu. Girdik. Concentration noktasına geldik. Şimdi bilimsel olarak 0.18 üstü ile 0.60 arası idealdir.
0.18.6 pek ideal değil. Niye? Yani önünü alan girmiş o pazara. Ama 0.18'i 0.60 lira sizin için ideal pazar olabilir. Bunu da ek bir bilgi olarak sizlere verelim. Az önce ne dedik? Yansı turuna geçtiğimizde burada işte ortalama gümrük verileri çıkıyor karşımıza. Bunlar önemli değil. Ben size nasıl hesaplayacağınızı da göstereceğim. Şimdi şöyle notlarıma da bakıyorum. Evet. Şimdi dikkat ettiyseniz, şimdi şurada normal siyahla yazılmış rakamlar. Şurada mor, burada kırmızı, işte burada yeşil var, şurada bir sarı var. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlardan da bahsedelim ki bunlar da bir hayli önemli. Şimdi konumuzun başında, webinarımızın başında ne dedik? Ülkelerin işte Birleşmiş Milletler'e verdiği bilgiler doğrultusunda derlenip bir havuz etmek dediğimiz. Şimdi bu dolaylı ve doğrudan bütün bilgiler olduğu için bu morla yazılıyor. Yani dünya genelde bu morla yazılır. Kırmızı olmasının sebebi eksi olduğundan dolayı kırmızı yazılıyor. Yeşil olmasının sebebi ise ITC yani bu International Trade Center'ın tahminleri boyutunda. Niye o ülkede bir kopukluk olmuş? Mesela Türkiye'de bu verileri kim yapıyor? TÜİK. TÜİK faktörünü yapıyor ama örnek verelim işte Hollanda'nın TÜİK ki Eurostat olması lazım Avrupa Birliği genelinde. O Hollanda ile alakalı tam bilgileri tam vermemiş. O sebepten ötürü ITC'nin kendi ortalama yaptığı algoritmayla yaptığı hesaplamayla bir tahmini yeşille yazılıyor. Koyu yeşil olursa Birleşmiş Milletler'in tahmini oluyor. Eğer sarı oluyorsa biz buna mirror data diyoruz. Yani bu mesela şimdi trade map kullanıp da hani Irak'a bakanlar hep görmüştür. Irak genelde sarı yazar. Niye? Şimdi mesela dedik TÜİK vaktinde yapıyor ama Irak'ta bir devlet mekanizması tam manasıyla işlemediği için İran TÜİ diyeceğimiz kurum tam sağlıklı çalışmıyor. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'de TÜİK yapmış, örnek veriyorum işte Almanya'da Eurostat girmiş bilgileri tam eksiksiz ama onların verdiğine göre bir mirror data yani bir yansıma. Yani burada mesela Algeria demiş. Cezayir 128 milyon dolarlık bir ithalat olduğu söyledi ama bu normalde daha fazladır. Niye? Çünkü kendisi açıklamamış bunu. İşte Türkiye'den oradan buradan ülkelerin paylaştığı oradan toplamından çıkan bir sonuç. Halbuki kendi paylaştı. Mesela örnek veriyorum 180 milyon dolar olacak. Yani bu manada hedef pazarlarınızı belirlerken bir hayli önemli konulardır. Yani mor fazla dikkat etmenize gerek yok. Kırmızılar keza dediğimiz gibi eksi olmasından kaynaklanıyor. Yeşiller de büyük bir ihtimal doğru oluyor. Yani büyük bir olasılık diyelim, ihtimal demeyelim. Büyük olasılıkla doğru oluyor. Yani birbirine yakın şeyler çıkıyor. Sarılar biraz tehlikeli. Yani sarılar daha fazla çıkar normalde. Yani bu olduğundan daha az olduğunu anlamına geliyor. Bunu da ek bir bilgi olarak sizlere verelim. Ben şöyle notlarıma da göz atayım, yer kaçırmayalım diye. Evet, az önce şimdi dedik ki gümrük verilerini size göstereceğiz. Nasıl gösterelim? Şimdi şöyle yaptığımızda şurada Other ITC Tools diye bir şey var. Ki bunları da boş zamanınızda bir karıştırmanızı tavsiye ederim. Hani bugünkü eğitimimizin kapsamında olmayacak. Biz daha çok trade map bağlamında gideceğiz ama burada mesela başta Market Access Map var. Şimdi bunu bir sekmede açalım. Nelerle karşılaşacağız görmemiz açısından. Ben bunu şöyle paylaşayım. Şöyle tıkladığımızda burası gene çıkıyor mu acaba? Sanırım görünüyor. Eğer görünmüyorsa söylerseniz şey yapalım. Hani bildiğim kadarıyla görünmesi lazım. Görünüyor mu acaba? Bir geri bildirim alabilir miyiz? Evet, güzel. Şimdi az önce ne yaptık? Other ITC Tools diyeceğiz. Buradan da Market Access Map. Yani işte pazarlara giriş haritası diyelim kısaca. Buna tıkladığımızda şöyle bir ekran çıkıyor. Biz neyiz? Türkiye. Türkiye yazıyoruz buraya. Aklımızda hangi ülke var? Ya yan komşu ne olsun? Pulluk üreticisi olsun. Biz de mülteciler üreticisi olalım. Ya da biz olalım, öyle olalım. Almanya yapıyor dedik ya biz de Almanya'ya yapmayalım. İşte Kanada olsun. Orada gümrük birliği olmadığından dolayı mesela. Buraya Kanada yazıyoruz. Evet, burada ürünümüz ne mesela? Şimdi bizlerin açıkçası gittiğini hatırlamıyorum ama diyelim ki kahveden gidelim. Ne olur ne olmaz işte.
09.01.11. Şimdi buna tıkladığımızda Kanada'nın Türkiye'yi kahve bağlama yani 09.01.11 gitip numarasında uyguladığı vergi, gümrük vergisini sizlere göstereceğiz. Evet, evet şansımıza Kanada Türkiye'ye bu konuda vergi uygulamıyormuş. Yani sizlerin de bir ürününüz varsa ve bir ülkeye odaklanmak istiyorsanız buradan gümrük vergisini de kendiniz hesaplayabilirsiniz. Öbür türlü işte gümrükçüye soracaksınız, ona soracaksınız, ona soracaksınız. Yani bağımsız olmanız, hani kendi başınıza bu TradeMap'in böyle bir hizmeti var ki dünyadaki en sağlıklı veriler burada. Yani gümrükçünüzden daha iyi bilir burası. Bunu da net bir şekilde söyleyelim size. Bunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim ki malumunuz fiyatlandırma politikasına gümrük vergisi de bir hayli önemli. Yani şimdi az önce yan komşu örneğinden gittik. Yan komşuya bakıyoruz. Mebze üreticisi. Ya Almanya'ya harıl alır şey yapıyor, ihracat yapıyor. Ya biz de pullukçuyuz. Niye biz de yapmayalım? Biz de Almanya'ya odaklanalım. Hani Almanya demeyelim, Rusya diyelim. Rusya'ya yapıyor. Ya biz de Rusya'ya odaklanalım diye bir tane Rusya bilen eleman aldık. Rusya'ya dedik ki sen Rusya'ya odaklan. Halbuki Mibzer'e uygulanan gümrük vergisi sıfırken bizim pulla uygulanan mesela %20. Şimdi biz bunu bilmeden bu takım yatırımlara girersek ne olur? Yazık olur. Yani patinaj çekmiş oluruz. Bir zamandan, bir maddiyattan bir kayıp olur. Ama girmeden önce buradan yazsaydık, Türkiye burada Rusya seçip, burada aynı şekilde kendi gidip kodumuzu yazsaydık, Rusya %20 uygulamış, ha, Rusya yapmayalım derdik. Yani bu açıdan önemli. Şimdi İngilizlerin güzel bir lafı var. Knowledge is power diye. Yani bilgiyi operasyonel şeklinde kullanabilirsiniz, bir hayli avantaj sağlayabilirsiniz. Yani dünyada bu şekilde ilerliyor. Ülkemizde tabii maalesef bu şekilde ilerlemiyor. Yani kulaktan kulağa dediğimiz şey, komşu yapmış biz de yapalım. Çok yanlış bir şey. Yani bize de dış ticaret merkezi olarak mesela çok geliyor. Yani komşusunun müşterisini görmek istiyor. Biz konsümanlık hizmeti de veriyoruz, duymuşsunuzdur. Yani bu yanlış şeyler. Halbuki dünya çok büyük bir pazar ve tükenmeyen bir pazar. Yani dünyada örnek veriyorum, bir İtalya'nın müşterisini almak varken yan komşunun müşterisine göz dikmek hiç etik değil. Bunu da yeri gelmişken sizlerle paylaşalım. Çünkü çok talep geliyor. Halbuki dediğimiz gibi yani bir dünya bir okyanus, yani göletlerle takılmanın manası yok. Okyanusa açılmak lazım. Bunun için de biz dış ticaret merkezi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yani sizlerin de bir sıkıntısı olur ise bizleri ararsanız her konuda yardımcı olmak isteriz. Bunu da yeri gelmişken bahsedelim sizlere. Şimdi ben gene notlarıma bakayım. Evet, bir kısmı kaçırmışız. Şimdi tekrar biz bu geriye dönelim. Evet, şu an buradayız. Az önce bıraktığımız yerde. Şimdi iki tane size formül vereceğim. Bu pazara girerken hesaplama yaparsanız, ki çok basit bir hesaplama, size çok 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 önemli bir mesafe kat ettirecek. Yani az önce dediğimiz bu gümrük vergisini hesaplarken ki gibi önemli bir konu. Şimdi baktık ürünümüz kahve. Ya her ülke açık vermiş. Tamam, her ülkeye girebiliriz demememiz lazım. Burada küçük bir hesaplama yöntemi var. Şimdi yapmamız gereken hesaplama yöntemini ben sizlerle paylaşayım. Şuraya hatta yazayım ki şey olsun. Mesela trade balance diyeceğiz, tamam mı? Bölü import value. Yani örnek veriyorum, işte bu 4 milyarı 4.06 milyarı 4.2 milyara bölmemiz gerekiyor. Eğer çıkan sonuç, şöyle yapalım. Çıkan sonuç %5'ten eğer küçük ise o pazar sağlıklı değil. %5'ten büyük ise o pazara girilebilir. Bu yazdığım okunmuştur umarım. Hani şey olmasın, görünür olsun diye ben buraya yazdım. Bunu çok basit bir hesapla, yani baktık burada 25 tane ülke var. Ya hepsine, hangi birine girsek de kararsız kaldığımızda en basitini elemek için bunları bir şey yapabiliriz. Yani şu kısmı şuna böleceğiz. Çıkan %5'ten küçükse o pazarı unutalım. Yani yapılır, yapılır ama sağlıklı olmaz yani. Az önce dedik ya, müşteri bulursunuz ama bir sonraki yıl o müşteri yerinde kalacak mı? Muhabbet aslında bir bakıma da o. %5'ten büyükse tamam. Ki buradaki 25 ülkeyi de hem azaltmış olursunuz. Aynı zamanda az önce gösterdiğim göstergelere de bakarsınız. Yani işte İsviçre örneğinde olduğu gibi. Yani İsviçre büyümüş.
Buralar da fena değil. Yani burada mesela concentration biraz fazla ama İsviçre malumunuz zaten alsat yapan bir ülke. Yani oraya kolaylıkla girilebilir. Bu açıdan size bir hayli faydası olur bu kısa sonuç. Bu kısa formül öyle değil. Akabinde şimdi mesela daha çok baylar bilir. Arabaların bazı gizli özellikleri olur. Yani gidersiniz işte yazılımcılar arabanın gizli özelliklerini açar. İşte ne olur? Kumandayla işte yana yana otomatik açılır kapanır gibi. Şimdi çekmekle de bu takım bazı şeyler var. Hani pek bilinmeyen. Şimdi size onu da göstereyim. Mesela bu da Select Your Indicators yazıyor. Hemen buna tıklıyoruz. Burada malumuz bak tikli olanlar var ama olmayanlar da var. Örnek veriyorum şimdi mesela. Önemsiz bir detay. Buna hiç gerek yok. Ya da işte şu iş yapma kolaylığı. O size kalmış. Burası keza öyle çok önemli. Ama şurada Estimation of Entrepreneurial Trade var. Hemen buna tıklıyoruz. Bu ne anlama geliyor onu göstereceğiz. Evet hemen en sağ sütuna çıktı. Bu bir hayli önemli. Bunu da unutmamanızı sizlere tavsiye ederim. Şurası. Estimation of Entrepreneurial Trade. Burası ise bir pazar var. Bu pazarda ne kadar daha fazla doyum noktası var. Bunu gösteriyor. Yani Amerika pazarına girdiğimizi varsayalım. Türkiye için yaptığımızda mesela bu şeydi. Amerika fazla sağlıklı görünmüyordu belki ama diyelim ki işte Kolombiya'yız. Amerika'ya girmek istiyoruz. Amerika'yı yapıyoruz da. Ya, Kolombiya alanına baktığımızda Amerika'da tutundurma şeyi daha yüksek olacaktı malumunuz. Şimdi bu şu anlama geliyor. Amerika pazarı 4,2 milyar dolarlık bir pazarmış. En fazla ne kadar daha genişleyebilir? Yani doyum noktası neresidir dediğimizde mesela 3,1 milyar dolarlık daha bir pazar payı var demek. Yani bu anlama geliyor. Yani mesela İsviçre dedik. İsviçre bizim için gayet göstergeleri uygun. İsviçre'nin şu an 662 milyonluk bir ithalatı var. 157 milyonluk daha bir pazar payı var demektir. Yani işte bu doyum noktasına daha ulaşmamış manasına geliyor. Bu açıdan önemli. Bunları da hani unutmamanız iyi olabilir. Yani örnek verelim şuradan da hatta şöyle alakalı. Finlandiya ile Malezya mesela aşağı yukarı aynı. Arada fazla bir şey yok ama Finlandiya doyma noktasına daha fazla yaklaşmış. Halbuki Malezya daha açık bir pazar. Hani bu açıdan da size bir hayli fayda sağlar. Ya şimdi bu tabii sizinle biraz bu işlere odaklanıp biraz kurcalamanız gerekiyor. Yani biz dediğim gibi ticaret merkezi olarak her zaman yardımcı oluruz ama hani sizler kendi başınıza hani bir söz olur ya ıssız bir adada tek başımıza kalın ne yaparız diye. Bu öyle düşünmek lazım. Issız bir adada tek başınıza kaldınız. Elinizde sadece trade map var. Ne yapabiliriz? Bugün hani bugünkü konusu o. Değilse hani yardımcı olabilecek bazı şeyler var. Hani biz de keza dediğim gibi program sonunda birkaç tane size site önereceğim. Ki bayağı faydalı olacağını düşünüyorum. Bu açıdan faydalı olabilir. Şimdi böyleyken mesela burada by country yazıyor. Bundan da değinelim. Buraya tıkladığımızda service alakamız yok dedik. Buraya by product yazalım. Neler çıkacak bakalım. Evet. Bizde ne vardı? Ham kahve. Yani işte kavrulmamış ve kafeini alınmamış, işlenmemiş kahve. Ya bu son yılda biraz düşmüş pazar payı. Keza işte son 5 yılda %2'lik bir düşüş var. Son yılda yerinde saymış gibi şeylere bakıyoruz. Ama aşağısına bir bakıyoruz mesela. Şuraya. Kavrulmuş kahve ya pazar payı artmış. Büyümeler gayet iyi. Son bir yılda %6 büyümüş. Biz kendi malımız yerine sayarken kavururuz öyle satarız. Hani buradan da böyle bir çıkarım elde edebilirsiniz. Örnek veriyorum işte az önce dediğimiz bir tarım alet üreticisi diyelim. Ya o ürünü yapmaktansa onu yapayım. Zaten aynı şeyler birbirinden akraba ürünler. Oradan da bir çıkarım bulunabilir. Onu da söyleyelim. Yani ham kahve yapmaktansa hemen işleriz onu. Öyle satmak daha mantıklı. Hani bu veriler bize bunu gösteriyor. Hani buradan kolaylıkla görebileceğiniz üzere. Bunu da nasıl bulduk? Normalde sayfa country yazarken yani asıl sayfa buyken biz buradan by product yazdık.
Buradan bu şekilde seçtik. Bunu da göstermiş olalım. Aynı zamanda şunu da gösterelim. Mesela az önce ne dedik? Concentration çok önemli dedik. Benim açımdan çok önemli. Concentration'a tıkladığımızda şöyle bir birden aşağısına şey yapsın. Bu dünya word olduğu için bu şeydir. Bunu görmezden gelelim. Mesela biri diyor yani. Mesela Afganistan çok büyük bir ihtimal bir ülkeden almış. Başka da bir ülke yok. O ülke yani Afganistan'a girmek mantıklı değil. Şöyle yaptığımızda mesela bunları kafadan elemek lazım. Niye? Hem 0.80, 0.60'dan daha fazla hem de böyle bir. Yani pazar tekel var. Bir oligopol bir yapı var. Bir monopol bir yapı. Oraya girmek sağlıklı değil. Yine burada bir. Bunlar yani elersiniz. Eleme açısından bunlar şey. Yani şunu da söyleyeyim size. Bakınız burada download yazıyor. Burada Excel'e tıkladığınızda bu dosya size Excel şeklinde de iner. Ardından orada seçersiniz birler işte 0.60'dan yukarısını elersiniz, 0.18'den altını elersiniz. Hani orada eleme yaparak da size ideal, ürününüze ideal olarak şeyleri bulabilirsiniz. Hedef pazarlarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bunu da ek olarak söyleyelim size. Mesela sayfa 5'e inmiştim. Sayfa 5'te daha çok şey var. Buralar ideal pazarlar. Burada da ne yapmak lazım? İşte örnek veriyorum Gürcistan. Açık vermişim trade balance. Güzel. Tamam. Pazar şeyi büyümüş mü? Burası böyle biraz küçülmüş. Uzaklardan almış bize uyar. Concentration güzel. Pazarda açıklık 21 milyon dolarlık bir açıklık var. Zaten Gürcistan küçük bir ülke. Denenilebilir mi? Denenilebilir. Böyle bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Yani bu işe yarıyor. Bunu da göstermiş olalım sizlere. Yani burada dediğimiz gibi yani büyük pazar her zaman iyi değildir. Yani İngilizce'de bir tabir vardır. Nedir o? Bigger isn't better. Hani amacımız bu trade map'i detaylı kullanmanın amacı bu. Yani dedik ya veri madenciliğinde meselenin özünde aslında odur. Yani bu nedir? Üç saç ayağı vardır bunun. Yani data, information and intelligence. Data dediğimiz nedir? Ham veri. Yani işlememiş diye. Bunlar ham veri. Biz ne yaptık? Oradan bir çıkarımda bulunup bunları bir information'a yani enformasyona dönüştürdük. Yani işlenmiş veriye biz enformasyon diyoruz. Enformasyonu ise operasyonel şekilde kullandığımızda karşımıza ne çıkıyor? İstihbarat çıkıyor. İstihbarat da işte hedeflediğimiz ülkede hedef müşterileri bulma. Yani bu hedef müşterileri bulma bağlamında zaten biz dış ticaret merkezi olarak yardımcı oluyoruz firmalara. Hani hizmet verdiğimiz firmalarda %70'i ihracatta sonuçlandı. Niye? Çünkü müşteri bulmak da ayrı bir sorun. Ama biz diyoruz ki bize ihtiyaçlarınızı, tercihlerinizi söyleyin, bir hedef ülkenize verin. Biz oradan en ideal müşterileri sizlere paylaşalım diyoruz. O şekilde paylaşıyoruz ve bir halde başarılı gidiyor. Hani siz de burada kendi pazarlarınızı belirledikten sonra bizlere ulaşabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı oluruz. Olmaktan mutlu oluruz aynı zamanda. Onu da söyleyelim. Şimdi buraya gelmişken tekrar şöyle bire dönelim. Burada 25 ülke var dedik az önce. Buradan yaptığınız işte 200 ülkeye kadar inebiliyor. Hani bu da küçük bir detay olarak sizlere paylaşalım. Aynı zamanda ülke bağlamında bakmak istiyoruz. Mesela az önce ne dedik? İsviçre bizim için kahve satıcısı olan biz için uygun bir pazara benziyor dedik. Şimdi İsviçre üzerine tıkladığımızda neyle karşılaşacağız? Buna da bir bakalım. Şimdi buna tıkladığımızda İsviçre kahve pazarında hangi aktörler var? İşte Brezilya varmış. İşte malum hep dünyadaki kahve üreticileri buradan pazar payı kapmış. İşte Brezilya İsviçre'deki kahve ticaretinin %21'ine sahipmiş gibi. Ya da işte Guatemala %5.8'ine. Buradan da bir çıkarım yap, rakip analizi yapabiliriz. Yani şimdi bu kahve olduğu için yani dünyada da malumuz kahve üreticileri belli başlı ülkeler ama örnek veriyorum siz yani merdiven yaptığınız varsayalım ya da işte ne diyelim kaliper ürettiğiniz varsayalım. Hani buradan rakip analizi de gerçekleştirebilirsiniz ona göre. Hani buradan dersiniz ki ha işte bizim rakibimiz işte Polonya'ymış. Mobilyacıyız. Biz Polonya bizim rakibimizmiş. Polonya'nın şöyle eksiklikleri var işte şöyle küçülmüş. Şu kilometre çapına yapıyormuş. Ha demek ki buraya yapamaz tarzında bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Bu da rakip analizi bağlamında size bir hayli faydalı olacaktır. Şimdi ben gene notlarıma bakayım. Yani bu trade indicators genel itibariyle bu yönde. Şöyle tekrar biz ana sayfamıza dönelim. Bu arada dediğim gibi olur da sorularınız olur ise yazarsanız chat kısmına. Onları da programımızın sonunda yanıtlarız.
Onu da ek bir bilgi olarak söyleyeyim size. Şimdi meselemizin başında ne dedik? Genel itibariyle Yield Time Series kullanılıyor ama en önemlisi Trade Indicators dedik. Bunda nasıl efektif bir şekilde kullanabileceğimizi göstermiş olduk. Ardından bir Yield Time Series'e girelim. Burası da önemli. Burada da yani artık bilen şirketlerin kullandığı, insanların kullandığı şekilde bu. Yani kahvenin gitmini yazdık. Ya diyor ki işte Amerika en büyük pazarmış, Amerika'ya yoğunlaşalım. Yanlış demiştik bunu. Ama burada ne tür bir bilgiler var? İşte dedik ya son 20 yıla kadar 2001'den bu yana görülüyor. Buradan pazarı bir büyük resmi görme açısından bir analiz edebilirsiniz. Yani mesela işte ne olmuş? Büyümüş. Genelde 2009'da küçülme var şeylerde. Pazarlar. Bu da niye? İşte 2008 krizi bağlamında 2009'da pazar düştü. Keza işte 2020'lerde düşüyor. Niye? İşte Covid yüzünden dünyadaki ekonomik krizi sebebiyle düştüğünden kaynaklanıyor. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda şimdi şirketlerde malumunuz bir kişiye dedim ki ya sen Orta Doğu sende. Orta Doğu ve sen ilgileneceksin. Yani bir kişiye derler ki sen işte İskandinav sende, bir kişi işte Amerika kıtası sende derler. Şimdi gidip kodumuzu girdiğimizde bakın burada bir ne var? Şöyle de biz bunu Kolombiya olduğumuzu varsayalım kahve olduğundan dolayı. Biz Kolombiya'yız diyelim. Şöyle yaptığımızda bunu da şöyle export seçelim. Kolombiya'nın yaptığı, ihracat yaptığı ülkeler bunlarmış. Ali diye bir arkadaşımız olduğunu varsayalım. Ali sen Orta Asya sende. Orta Doğu düzeltiyorum. Orta Doğu sende diyoruz mesela. Orta Asya da olabilir de. Mesela burada şuraya tıklıyorsun. Partner Group. Yani bu çok önemli. Bunu dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü malumunuz birçok şirkette herkesin bir ülkesi oluyor. Bir yerin ülkesine karışmıyor. Şimdi burada mesela dünyadaki tüm ülke toplulukları var burada. Yani düşün işte D8'in işte Avrupa Birliği G7 ülkeleri işte Orta Asya, Orta Doğu, işte Afrika Birliği, Dünya Ticaret Organizasyonu üyesi ülkeler, bütün ülkeler var işte NAFTA var. Burada mesela Ali'ye dedik ki Orta Asya senin, Orta Doğu güzel, hep dilime takıldı. Ali'ye Orta Doğu vermiştik. Dedik ki sen Orta Doğu'ya bir kahve ihraç et, müşteri bul. Bakın tıkladı. Buradan Orta Doğu pazarını, Orta Doğu kahve pazarını görüyor. Diyor ki ya işte böyle bilgiler varmış. En fazla kim alıyor? İsrail almış mesela. 16 milyon dolarlık bir şeyi varmış işte. Türkiye kaçmış? 5. Bunun gibi şeyler. Aynı zamanda buradan trade indicators derse az önce göstermiştik ya. Bu da ülke bağlamında Kolombiya'nın Orta Doğu'ya yaptığı göstergeleri şey yapıyor. Buradan az önce söylediğimiz göstergeler bağlamında hangi ülkede büyümüş, hangi ülkede küçülmüşüz? Ona göre o ülkelere yoğunlaşabiliriz. Hani buradan da Ali gibi olan arkadaşların bilgisine. Ya buradan dediğim gibi yani Avrupa Birliği verilmiştir. Avrupa'ya yoğunlaş, Avrupa senin demiştir. Buradan Avrupa'yı seçeceğiz. O tamamıyla size kalmış bir şey. Buradan bu şekilde faydalanabilirsiniz. Bunu da ek bir bilgi olarak size vermiş olalım. Şimdi tekrar geri sayfamıza dönelim. Şimdi gümrük vergisi dedik az önce. İşte market assessment'ten ulaşabiliriz ama şurada bir de tarif data var. Şimdi tarif data'ya tıklarsanız da aynı zamanda onun bir kısaltılması, bir kısa yolu. Hani onu da ek bir bilgi olarak verelim. Hani olur da buraya tıklamazsanız buradasınız da şuraya tıkladığınızda aynı sayfa açılır. Bunu da ek bir bilgi olarak sizlere verelim. Bir de şimdi şöyle bir durum oluyor. Ya Trade Map kullananlar diyor ki ya Trade Map'te ben bir ülkenin ihracatına bakıyorum, diğer ülkenin ithalatına bakıyorum, rakamlar tutmuyor. Acaba Trade Map yanlış bilgi mi veriyor? Şimdi bu da çok sıkça karşılaştığımız bir husus. Onu da şimdi size göstereceğim. Mesela ne diyelim? Kolombiya'nın ihracatına bakıyoruz ya. Amerika'ya 2020 senesinde 984 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş. Amerika'ya tıkladığımızda Amerika'nın direkt ithalat verisi açılır. Kolombiya'dan 1,03 milyar dolar ithalat yaptığı görülüyor. Ya şimdi o öyle diyor, bu böyle diyor. Burada bir yanlışlık mı var? Acaba Trade Map
sağlıklı bir şey değil mi? İşimize yaramaz herhalde. Çünkü sağlıksız görünüyor diye düşünülebilir. Halbuki öyle bir şey yok. Şimdi bunun temelinde şu var. İhracat rakamları genelde FOB, FOB üzerinden değerlendiriliyor. Ama ithalat SIF üzerinden. Şimdi sizlere de bir soru sormuş olan bu vesileyle. SIF eksi FOB neyi verir? Eğer ilk bilen varsa ona da bir güzellik yapalım. Ticaret merkezi olarak. Bilen varsa chat kısmına yazarsa. SIF eksi FOB bize neyi verir? Bunu da bilen varsa yazsın. Neyse ben söyleyeceğim. Biraz bekleyin. Evet, hemen bir cevap geldi. Evet Yusuf Bey güzel bir cevap verdi. Sigorta. Ama aslına bakarsanız tam manasıyla SIF eksi FOB bize evet Erçal Bey. Yani lojistik giderler diyelim biz buna kısaca. SIF eksi. FOB eşittir lojistik giderler. Hani buradan aradaki o makas nereden çıkıyor diye düşündüğünüzde buradan bu çıkarına bulunabilirsiniz. Yani ihracatta FOB, ithalatta SIF rakamları olduğundan dolayı öyle bir fark oluşuyor. Bunda aradaki fark lojistik giderler diyebiliriz. Bunu da ek bir bilgi olarak sizlere paylaşalım ki ileride kendiniz kendi başınıza yaptığınızda burada bir fark gördüğünüzde aklınıza bir şey takılmasın. Şöyle ben notlarıma tekrar bakayım. Evet, mesela burada ne dedik? Geçtiğimiz yıl dedik ki Covid yüzünden işte 2020'de düşme olabilir. Keza 2009'da düşme var. Niye? 2008 krizi yüzünden. Şimdi o sebepten ötürü ve ayrıca şimdi mesela bazı tarım ürünleri, gıda ürünleri olsun ya da işte tarım makineleri mevsimseldir. Yani örnek veriyorum işte hasat zamanında satmazsınız öyle değil mi? Hasat öncesinde satarsın ya da işte o tarz şeyler ya da bir fındığınız vardır. İşte fındık ne zamandır? Mevsimde satılır. Öbür zamanlar fazla satışı ihracatı olmaz. Bu sebepten ötürü nasıl bir yol izleyebiliriz? Şimdi biz burada yıl dedik. Ama burada baktığınızda mesela çeyreklik, aylık şeyler de var. Hemen bunlara tıklayalım. Buradan da şöyle bir 10 diyelim. Evet, mesela Amerika'nın kahve ithalatında çeyrekler bazındaki datalarını bir beraber analiz edelim sizlerle. Yani ilk çeyrek böyle başlarken yükselmiş, biraz düşmüş, son çeyrekte yine düşmüş. Bakın 2019'da da aynısı olmuş, 2020'de de aynısı olmuş. Ha, demek ki kahvemiz varsa ve Amerika'ya ihraç etmek istiyorsak neye odaklanacağız? İkinci çeyreğe odaklanacağız. İkinci çeyrekte hacimler büyüyor. Son çeyrekte yapmayacağız. Son çeyrek düşmüş. Yani buradan bile birçok şey çıkartılabilir. Niye? Çünkü bazı firmalar görüyoruz. Ürünü çok iyi. Yanlış pazara odaklanmış. Aynı zamanda yanlış pazara odaklandığı gibi yanlış zamanda odaklanmış. Bu da ister istemez o firmada ya biz yerimizde sayıyoruz, biz yapamıyoruz, ihracat bize göre değil gibi bir algı oluşuyor. Şimdi bunu bilmeyen dış ticaretçisi de halihazırda zaten bir stres altında, satış yapma stresi. Şimdi patronunu oradan dürttük ya bu iyice şey olur yani motivasyon bozulur. Ama halbuki bunu kullanmayı biliyor olsa ve desek ki ya biz yılın ikinci çeyreğine Amerika'ya odaklanalım. Yılın dördüncü çeyreğine patron dediğinde ya orası bir kalsın dedi. Niye? Çünkü bakın burada bunu gösterdiğimizde bak ikinci çeyrekte bir ivmelenme olmuş dediğimizde hani haklı olarak o zaman yoğunlaşmak daha mantıklı. Böyle bir şey diyelim. Hani bu kahve bağlamında gittik. İşte tarım makinesi örnek veriyorum az önce dediğim gibi hasat zamanı yapılmaz diye biliyorum. Hasat öncesi yapılır ki adamlar hasatla kullanabilsin öyle değil mi? Bu tarzda. Hemen çete bir şeyler yazılmış bakalım. Evet, SIF eksi FOB eşittir lojistik derler. Bunu da ben söyledim. Artık güzelliği de kendime yapayım. Ama ben size de yine bir dediğim gibi programın sonunda bir hayli hoşunuza gidecek birkaç isim söyleyeceğim. O da bizim yani benim sizlere bir hediyem olsun. Yani sadece TradeMap'te bağlı kalmayacağız. Bunu da söyleyeyim. Ki bu TradeMap'i biz burada aslına bakarsanız temel manada gösteriyoruz. Yani ileri seviyede de olursa sizlerden talep gelirse ileri seviyede de bir eğitim verebiliriz.
Ben aynı zamanda bu konuda doktora da yapıyorum. Hani talep gelirse sizlere bu konuda dilimiz döndüğünce bildiklerimizi anlatmaya çalışırız. Bunu da ek olarak söyleyeyim. Evet, şimdi notlarıma baktığımda öncesinde bir su içeyim. Evet, tekrar şöyle home search diyelim. Buradan artık biraz Türkiye üzerinden gidebiliriz. Ürünümüz ne olsun? Bu sefer gene Konya'da olmayan bir ürün seçelim ki haksızlık olmasın. Şimdi bir ürünü seçeriz. Yani buradan birinin ürünü olmasın. Hani haksızlık olmasın. 57.03.20 hala olması lazım. Evet. Buradan Türkiye'nin ihracatına tıklayalım. Buradan bir trade indicators diyelim. Evet. Bu çıktığında yine az önce üstünden geçtiğimiz, artık bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız bile not aldıysanız ya da sorularınız olursa tekrardan ben cevaplayacağım. Burada az önce tıklamadığımız bir yer var. Grafik. Hemen buna bir tıklayalım. Burada şimdi belli başlı göstergeler, işte bir bubble dedim, işte balon grafik. Burada iki tane temel gösterge var ki nokta atışı kendiniz kendi başınıza hedef pazar belirlerken bunlar bir hayli işinize yarayacak. Şimdi 2 ve 3 numaralı göstergeler. Bunları unutmamanızı tavsiye ederim. Yani ne yaptık? Home search dedik. Git numaramızı yazdık. Oradan Türkiye'nin ihracatını seçtik. Trade indicators'a tıkladık. Tıkladığımızda her zaman aşikar olduğumuz tablo açıldı. Ama orada tablonun yanındaki grafiğe tıkladık. Onu unutmayalım. Açılan grafikte de 2 ve 3. numaralı yerler bizim için çok önemli. Bunu unutmayalım. Şimdi hemen 2'ye bir tıklayalım beraber. Burada şu anlama geliyor bu. Hem Türkiye'nin ihracatının arttığı hem de söz konusu ithalatçı ülkelerin ihracatının arttığı ülkeleri gösteren bir bubble grafiği. Şimdi şöyle hemen bakalım. Aşağı taraf, burada da yazdığı gibi Türkiye'nin büyüdü. Burası da ülkelerin, söz konusu ülkelerin arttı. Şimdi mesela örnek verelim. Amerika burada artmış. Türkiye burada yükselmiş. Ama Amerika'nın kendi İthalat azalırken Türkiye burada arttırmış. Keza aynı şekilde Almanya'nın kendi bu halıdaki ithalatı %2 azalırken Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı %4 artmış. Bu ne demek? Yani o pazar küçülürken Türkiye payını arttırmış. Demek ki Türkiye o pazarlarda çok rekabetçi demek. Buradan bu çıkarımı elde edebiliriz. Burada biraz daha yukarılara gittiğimizde Rusya halı ithalatında gördüğünüz üzere %31'lik bir büyüme sağlamış. Türkiye'de %10'luk. Bu da aynı şekilde Türkiye'nin, yani trend analizi dedik ya, bakın bu trend analizi işte. Yani Rusya hem büyümüş hem Türkiye büyümüş. Rusya çok rahat bir şekilde halı ihracatçısıysa, halı üreticisiysek Rusya'ya çok rahat girebiliriz. Almanya ve Amerika'ya girebilir miyiz? Evet, girebiliriz. Çünkü orada da pazarda bir üstünlük sağlamışız. Yani pazar küçülürken biz orada payımızı artırmışız. Demek ki mallarımız tutundurma, yani promotion dediğimiz olay bu. Mallarımız orada tutmuş. Fiyatlarımız tutmuş, işte kalitesi vesairesi tutmuş ki o biz pazar küçülürken biz ayakta kalmışız. Rusya örneğinde ise pazar büyürken biz de büyümüşüz. Demek ki orada bir güzel bir trend yakalamışız. Yani buradan bu şekilde bir sonuç çıkartabilirsiniz ki çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Size de bir hayli fayda sağlayacaktır. Burada mesela sarılar da var. Sarılar ne mesela? Hem dünyada küçülmüş, burada sıfırın altında olduğu için, hem Türkiye'nin küçülmüş. Yani halımız var ve İngiltere'ye satmak istiyoruz. Diyeceğiz ki patron, patron yani İngiltere unutalım. Niye? Bak, veriler yalan söylemez, matematik yalan söylemez. Burada bu pazar küçülmüş. Buradan bize zor çıkar. Yani uğraştırma beni demek lazım. Bunu da rahat bir şekilde söylemek lazım ki verilerle konuştuğumuzda o da inanacaktır. Yani inat etmenin manası yok.
Ama şu sıfırın üstünde olup da sarı olanlar var. Mesela Polonya. Bak Polonya'nın üstüne geldiğimizde ne diyoruz burada? Türkiye büyümüş, Polonya da büyümüş ama Polonya'nın büyümesi daha fazla olduğundan dolayı sarıyla işaretlemiş burada. Yani burada da mesela gördüğünüz üzere Türkiye'ninki büyümüş ama normal pazar kadar büyümediği için burada sarıyla işaretlemiş. Bu manaya gelir. Bunu da söyleyebiliriz. Hemen üçüncü ve diğer önemli şeyimize geçelim. Bubble grafiğimize geçelim ki burada konumuzun başında da söylediğim gibi concentration. Yani concentration için ne demiştim? Benim için çok önemli demiştim ki sizlerin için de önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi burada ne işimize yarar bu? Soldaki gösterge işte ortalama kilometre çapından alması. Sağdaki de concentration'ın yani ülke hangi, pazardaki kalabalıklık ya da işte tekerlik çok ellilik şeyler. Onları ölçmemize yarayan bir diğer bubble grafiğimiz. Burada sarılar dediği gibi yani burada negatif bir şey var. Yani 0.18 ile 0.60 arasında Hollanda yapılabilir. Ama burada biraz negatif şey vermiş. Yani burası bizim için aslına bakarsanız uygun. Niye? Meselenin başında ne dedik? Trade balansı eksikte olan ülkeler net ithalatçıdır. Ama mesela mavi olanlar biraz daha şeydir. Ha, mavi olanları yapamaz mıyız? Yaparız ama bu göstergeye göre Hollanda daha sağlıklı diyebiliriz. Bunu da ek bir bilgi olarak paylaşalım sizlerle. Yani burada maviler net ihracatçı. Yani al sat da yapabilir. Sonuçta ihracatçı. Sarı net İthalatçı diyebiliriz. Bu halı bağlamında böyle çıkıyor. Belki kendi ürününüzde bir sürü sarı çıkacak ya da hiç sarı çıkmayacak. Hepsi mavi çıkacak. Bu tamamen ürüne bağlı bir şey. Akabinde tekrar biz ana sayfamıza dönelim ki katılımcılar arasında bir hayli benim de bildiğim aracı şirketler var. Diş ticaretle uğraşan yani üretici olmayıp da diş ticaretle ilgilenen. Onlar için de bir güzel gösterge. Onları da size bahsedeyim. Şimdi şöyle diyelim. Türkiye diyelim. İşte benim adım Alperen. Ya benim İngiltere'de bir dostum var, yakın arkadaşım Ahmet. Ahmet bana dedi ki ya sen ürün bul, satalım. Ben İngiltere'de kapı kapı dolaşırım. Sen yeter ki ürün bul. İngiltere'de ben senin pazarlama işini ben yaparım. Bize de ki tamam hay hay bizim de çevremiz geniş. Her ürünü tedarik edebiliriz aşağı yukarı. Ne yapmamız lazım? Türkiye'yi seçtik. Burada aynı şekilde ihracatı da seçtik. Ahmet İngiltere'de, buradan biz İngiltere'de seçelim. İngiltere'yi seçtik. Yine her zaman gibi trade indicators diyeceğiz. Evet. Bunu dediğimizde diğer indicators ekranlarından farklı bir ekran çıkıyor karşımıza. Niye bu? Çünkü ikili ülke olduğu için bu böyle bir şey ve aracı şirketlerin mutlaka kullanmasını tavsiye ederim. Şimdi mesela dedik İngilizcemiz çok iyi ama ya burada bilmediğimiz kelime var ne yapacağız? İşte meselenin başına, konunun başına dediğim gibi Google Translate eklentisi de olursa kolay bir şekilde işte ne işe yaradığını hemen görebilirsiniz. Bu da yani kolaylık açısından size bir hayli faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığımızda ben Alperen olarak İngiltere'yi ne satabilirim? Ahmet hangi konularda bana yardımcı olabilir? Hemen şöyle bir göz atalım. Burada da şöyle bir şey yapabiliriz. Bunları bakacağız ya. Mesela az önce ne dedik? Trend önemli dedik. Yani son 5 yılda büyüyen pazarları bir seçelim. Sonuçta ne dedik? Bigger isn't better dedik. Yani o ürün çok gidiyor olabilir ama belki bizim işimize yaramayacak. Bizim işimize yarayacak nedir? Sürekli büyüyen şeyler. Mesela son 5 yılda işte süt ürünü, işte yumurtadır, baldır vesaire %202 büyümüş. Demek ki bir şey var, açıklık var. Benim de örnek veriyorum. Bingöl'de bir tanıdığım olduğunu varsayalım. Hemen bir balla alakalı işte sertifikası vesairesi onları halledip bir fiyat çalışması yapıp Ahmet'e böyle böyle denil İngiltere'de bal işine girilebilir. Yani bu ikili şurada da göreceğiniz üzere ikili gitip üzerinden.
verilen bir şey. Yani bu bal olmayabilir, örnek göre yumurta olabilir. Tamamıyla farklı, tamamıyla size kalmış bir şey. Ama mesela şuraya baktık. Burada böyle bir şey çıktı. Hemen bir tıklayalım örnek olması açısından. 12'li gittik de bir şey. Bize neleri verecek? Şimdi tıkladığımızda ekran biraz karışık gelebilir ama zamanla alışırsınız. Bakın 12'yi tıkladık ama en fazla şu kısım. Yani ayçiçek tohum marka ayçiçek büyüklüğü ayçiçeğin kendisine böyle deniliyor. Burada 14 milyon dolarlık bir şeyimiz var. Ha, demek ki şunları görmezden gelelim. Hemen ayçiçeği kimden tedarik edebiliriz? Hemen işte bir fiyat çalışması, işte belgeler, sertifikaları vesaire. Ardından bir fiyat Ahmet'e verip bir de işte numune falan vesaire yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde İngiltere ayçiçek çekirdeği için pazarlama, ihracat pazarlamasına başlayabiliriz ve çok çok büyük bir ihtimalle başarılı oluruz. Hani bunu da sizlere bir ne diyelim bir dost tavsiyesi olarak söyleyeyim. Yani özellikle aracı şirket olanlar için bir hayli faydalı. Buradan da ne yaptık? İşte Home Search'ten Türkiye'nin ihracatını seçtik. Partner olarak hedefimizdeki ülkeyi seçtik. Trade Indicators dedik. Oradan çıkan yerlerden tıklayarak buradan hedef bir ürünümüzü bulduk. İlk yaptığımız aklımızda ayçiçekle alakalı bir şey var mıydı? Yoktu. Ama ne oldu? Datayı biz işledik, enformasyona dönüştürdük. Değil mi? Şimdi elimizde bir ürün var, bir fikir var. Yani öncesinde bir yığın vardı, bir dataydı. Şimdi elimizde bir fikir var. Ha. Ve tablo bize gösteriyor ki çok da büyük bir pazar var. Çok da işimize yarayabilecek, bize para kazandırabilecek bir ürün. Böylelikle sizin için bir hayli avantajlı olacaktır. Bunu da size söyleyelim. Ardından ben tekrar şöyle notlarıma bakayım. Fazla bir şey kaçırmamak adına. Bir de şöyle şunu kaldırsak. Gene baştan başlayayım karışıklık olmasın. Gitip'ten gidelim. Bir, ne olabilir? Şuradan seçsek. Ya da dilerseniz bir gitip söyleyen olursa. Mithat Bey inşallah yapabilirsin yani. Sizlerden talep gelirse yaparız. Çünkü dediğimiz gibi biz bundan büyük mutluluk duyarız yani. Bir gitip numarası rica edeyim sizlerden. Bir tane. 6 haneli olması yeterli. O gitip üzerinden bir şey göstereceğim size. Evet, ilk Fatma Hanım şey yaptı. Artık Fatma Hanım şansına 39-17-39. Evet, şimdi bunu yazdık diye ürünümüz bu. Şurayı da kaldıralım. Indicators'a tıklıyoruz. Ahmet Sır Bey geç kalmış. Bu arada Ahmet Sır Bey de eski bir dostumuz. Şimdi Türkiye'yi seçtik. Buradan tekrar ne demişiz? Grafik noktasına tıkladığımızda. Az önce gösterdiklerimin yanı sıra bunları göstermiştik ya. Bu en önemlisi 2 ve 3 dedik. Buradan bir de Time serisinden. Yani bu çok önemli değil ama hani olur da daha detayına inmek isterseniz buradan da çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Yani ilk 5 ülkeyi size veriyor. Hani onu da gösterme açısından bunları sizlere verebiliriz. Yani buradan işte 5 olur. İlk 10 ülkeyi görmek istersiniz. İşte yıllar bağlamında görmek istersiniz. Buradan bar şeklinde görmek istersiniz mesela. Ha bu çok bence önemli değil ama hani olur ya, bir işinize yarar. Ürününüz dediğim gibi spesifik bir üründür. İşinize yarar. Hani buradan da bunu şey yapabilirsiniz. Yani işte Irak diyor mesela. İran grafiğine bakmak isterseniz, bir trendini kendiniz görmek isterseniz buradan da faydalı bir sonuç elde edebilirsiniz diyelim.
Ardından şöyle notlarıma bakayım ben. Market concentration unutmayalım. Yani 0.18 ile 0.60 arası bir aile yararlı olur. Yani 0.18 altı da olur. Ama en sağlıklı 0.18 ve 0.60 arası hani bilimsel. Az önce bahsettiğimiz indeks var ya, bilimsel olarak 0.18 ile 0.60 arası, bunları unutmayalım. Şöyle ben tıklayayım. Burayı unutmayalım. Bu estimation, gizli özellik. Yani gizli özellik deyince aklınıza burası gelsin. Bunu da asla unutmayalım. Bir pazara gireceksek trade balansına mutlaka dikkat edelim. Bunlar önemli. Unit value'yi görmezden gelelim dediğim gibi. Yani iPhone ve Xiaomi örneği aklınızda kalsın. Ya da işte çuvala bulgur ya da işte birer kiloluk bulgur buradan aklınızda kalsın. Ya da işte marka fason örnek olarak aklınızda kalsın. Şimdi tekrar Fatma Hanım'ın söylediği şeye dönelim. Git numarasına dönelim. Sizin biraz hoşunuza gidecek bir şey göstereceğim şimdi. 39, 17, 39 dedik. Fatma Hanım bizim gösterdiğimiz şeyleri yaptı, inceledi, etti. Dedi ki benim hedef pazarım Rusya'ymış. Evet, ben Rusya'ya odaklanmak istiyorum. Ne yapabilirim? Şimdi import diyoruz. Buradan Russia'yı seçelim. Russia bunu seçtik. Burada Companies kısmı var. Görmüşsünüzdür. Companies kısmına tıklayınca bizlere neler verecek bakalım. Mesela Fatma Hanım söylediği GitHub üzerinden burada 166 tane firma bilgisi varmış. Yani şimdi burada tabii firma bilgisi veriyor ama nasıl diyebilirim size? Yani adı lazım değil. Şu veri tabanı çok sağlıksız bir veri tabanı. Yani onu baştan söylemek lazım. Şimdi biz dış ticaret merkezi olarak yaklaşık 15 bin dolara yakın maliyeti olan bir veri taban seti kullanıyoruz. Yani bu dünyadaki en gelişmiş veri tabanı seti. Yani şimdi bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Hani Kato Dış Ticaret Merkezi dünyadaki en iyi veri tabanlarını kullanıyor. Ama bu trade map'te kendi işte iyilik olsun diye buradan müşteri bilgisi, potansiyel müşteri bilgisini veriyor. Bu işinize yarayabilir mi? Açıkçası ben bunu kullanıp da ya ben trade map'teki bu bilgileri kullanıp ihracat yaptım diyen biriyle daha karşılaşmadım. Ama belki siz yapabilirsiniz, denemekten bir şey çıkmaz. Bir aksilik çıkmaz. Şimdi bunun bir de nasıl bir dezavantajı var? Şimdi siz buradan girdiniz diye işte B plus 2 ru. Siz buna iletişime geçtiniz ama yan komşunuz da geçecek. Örnek veriyorum, karşı caddedeki rakibiniz de geçecek. Her şeyi geçtim. Eskişehir'deki rakibiniz de geçecek. Kocaeli'ndeki de geçecek. Onları da geçtim. Polonya'daki rakibiniz de iletişime geçecek. Yani bu adama, bu B plus 2'ye belki günde yüzlerce mail gidiyor. 50 tane, 60 tane arama gidiyor. Yani bu adam artık bezmiştir ki böyle ortalıkta olan, ismi belli olan firmalarda zaten tedarikçisi vardı. Kolay kolay vazgeçmez. Niye adam şey yani? Nasıl diyeyim? Çok rağbet görüyor. Adam artık doymuştur yani. O zaten sistemi kurmuştur. Sizle ilgilenmez. Siz vaktinizi boş harcamış olursunuz ama bizim dış ticaret merkezinin kullandığı veri tabanları ücretli oldu ve yüksek ücretli olduğu için ki Mevka finansmanıyla biz bunları elde ettik. Mithat Bey, YouTube'a koyar mısınız? Koymamızı isterseniz koyabiliriz. Koymamızı isteyen varsa chat'e yazsın. Sizin için o konuda düşünelim. Şimdi B plus 2'ye o yüzden hani olur ya, siz belki yapabilirsiniz ama ben daha buradan başarılı sonuçlara ulaşan görmedim. Ben az sonra size dilerseniz kendi veri tabanlarımıza gösterir. Nasıl firma buluyoruz nokta atışı, onu da size gösterebilirim. Biz firma bilgilerini cüzi miktarlara veriyoruz. Yani o konuda yeter ki siz fayda sağlayın diye. Normalde bunlar ücretler çok yüksek olabilir ama bizim tek istediğimiz Türk ihracatçısı başarılı olsun. Bizim amacımız bu. Yani bu bağlamda biz faaliyet gösteriyoruz. Bu açıdan baktığımızda siz buradan şimdi Fatma'nın gösterdiğimiz şeylerden siz Rusya'yı buldunuz diye. Rusya'yı bulduğunuzda buradaki firmalardan siz iletişime geçmeye çalışabilirsiniz. Ya da dersiniz ki dış ticaret merkezine bir talep oluşturursunuz. Ben
Rusya'da şu gitipten, şu üründen müşteri istiyorum. Biz bir çalışma yaparız. Deriz ki Fatma Hanım, işte Rusya'dan sizin tercihleriniz bağlamında şu 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 firmalar, şu kadar firma bulduk. Siz dersiniz ki tamam, ben şu kadarını istiyorum. Biz o firma bilgilerini size paylaşırız. Bu açıdan daha efektif olur. Yani tabii ki tercih sizin, dediğim gibi buradan bulabilirsiniz. Ne ala, yani böyle de bir hizmeti var. Onu da şey yapalım. Hemen bir chatte bir yılım olmuş. Hemen okuyayım ben. Hemen. Sunumu YouTube'a da koyalım. Ama şimdi YouTube'a koyarız ama YouTube'a koyacağız diye çıkmak yok ona göre. Yani eğitim sonuna kadar kalırsan, çünkü faydalı şeyler vereceğiz. Hani tekrar olur sonra izlerim diye çıkmayın. Ona göre. Eğer çıkarsanız yüklemeyiz ona göre. Yani evet Yusuf Bey, aslına bakarsanız durdura durdura izlemek daha faydalı olacaktı. Çünkü bir anda çok yığılma oldu. Verilerde bir yığılma oldu. O yüzden daha şey olabilir. Hemen ben bir dakikanızı rica edeyim. Şimdi hemen şuradan şey yapalım. YouTube için ben notumu alayım. YouTube'a bunları yükleyelim. Şirket bilgileri bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani burası fazla sağlıklı değil. Ama size bu eğitimi kazandıracak, kendi başınıza ıssız bir adada kaldınız diyelim. Kendi başınıza ürün, elinizdeki ürünü en optimum hangi ülkelere satabilirsiniz, bunu görmeniz açısından sizin için bir hayli faydalı olacaktır. Yani müşteri bulma bağlamında benim naçizane tavsiyem bize ulaşmanız. Şöyle ben sitemizi de açayım. Site görünüyor mu bilmiyorum şu an ama. Evet, büyük ihtimal görünüyor. Bu siteden bize iletişimi geçin. Biz yardımcı oluyoruz. Burada işte 12 tane hizmetimiz var. İhracata, ithalata, dış ticarete yönelik. Aynı zamanda çevrenizde İhracata başlamak isteyen firmalar olursa ihracat koşullu hizmetimiz var. Mevka destekli. Mevka tamamını karşılıyor. Yani sıfırdan dış ticaret birimi kuruyoruz. Hedef pazar, hedef müşteri çalışmaları da yapıyoruz. Hepsi ücretsiz paket halinde. Dış ticaret elemanınızı yetiştiriyoruz. Bunu da çevrenizde dış ticarete başlamak isteyen firmalara, dostlarınıza tavsiye ederseniz memnun oluruz. Bunu da ek bir bilgi olarak size paylaşayım. Akabinde şöyle tekrar TradeMap'e dönelim. Ben tekrar bir notlarıma baktım. Kaçırdığımız bir nokta var mı? Bir de şunu söyleyelim. Şimdi bu veri tabanı adı lazım değil. Bir kere GitHub üzerinden gitmesi şey değil. GitHub üzerinden veren bir şey değil zaten. Yani bu o yüzden de biraz sağlıksız. Bizim veri tabanlarımız bir tanesi SIS kod dediğimiz. Yani bunun ACE koduna benzer bir kod sistemi var. Standard Industry kod dediğimiz. Yani halı üreticisinin kodu farklı. Halı perakendecisinin farklı, halı toptancısının farklı, halı alsatçısının farklı. Hepsinin bir kodu var. Yani siz toptancı istiyorsanız biz toptancıdan kodunu giriyoruz. Nokta atışı. Almanya dedik. Almanya'daki halı toptancıların hepsinin listesini çıkartıp verebiliyoruz. Bunun içerisinde neler oluyor? Şirket adı oluyor. Şirketin yetkili ismi, ki mail atarken çok önemli malumunuz. Bir sayın yetkili diye atmak var. Bir de işte sayın Hans diye atmak var. Bu çok önemli. Şirketin cirosu, çalışan sayısı, web adresi, telefon numarası gibi istihbari bilgiler sağlıyoruz. Öbür türlü mesela sonra göstereceğim, ek bir site göstereceğim demiştim ya, orada mesela onu da göstereceğim. Çok kolayınıza gelecek, bir size fayda sağlayacak bir yöntem olacak. Az sonra onu da göstereyim. Hemen şöyle ben notlarıma bakayım ki kaçırdığımız, bir size vermeyi düşündüğüm bilgilerden kaçırdığımız nokta olmasın. Hani daha dolu dolu geçsin. Aslına bakarsanız yani bunu ileri boyutta bir hesaplama var. Onu da size vereyim. O da ürününüzün Türkiye bağlamında dünyada rekabetçi olup olmadığını ölçme adına fayda sağlayacak. Eğer bir kağıt kalem çıkarma şansınız olursa onu da size göstereyim. Bunu hani şimdi yani biraz mütevazi kaçmayacak ama hani Türkiye'de bilen sayılı kişiler var. Hani yazarsanız siz de bunlardan biri olabilirsiniz. Hemen bir su içip size o formülü anlatayım.
Yani şimdi bu anlattığımız şey üçlü saç ayağı dedik işte data, information, intelligence. Yani bu hayata bağdaştırmak gerekirse nedir işte? Un, buğday, ekmek. Üçlü saç ayağını en sağlıklı şekilde kullanmanız için şey. Eğer hazırsanız yani tabii yazmak isteyen herkes de yazacak diye bir şey yok. Bir formül vereyim ki ürününüz Türkiye bağlamında dünyada rekabetçi mi? Bunu bilmeniz önemlidir. Yani şimdi az önce dedik ya bir şirket vardır. Ya adamlar boynu bükük. Niye? Ya biz ihracat yapamıyoruz. Niye? Belki de o ürün Türkiye'nin hiç rekabetçi olmadığı bir ürün. Boşuna uğraşmamak lazım. Yani sektörü hazır yakınken sektör değiştirmek, ürün değiştirmek lazım. Yani o sebepten eğer ola ki ihracatınız kötüyse belki de sebebi şimdi söyleyeceğim formülü. Şimdi söyleyeceğim formülü hemen şey kısmına da bir şeyler yazılmış hemen okuyalım. Fatma Hanım, kullandığımız veri tabanları evet az sonra örnekle gösterelim sizler için. İki tane temel bağlamda veri tabanımız var. Az sonra onları ben size detaylı bir şekilde göstereyim hepinize. Mithat Bey, yani öyle sipariş üzerine yapmayacağız. Şimdi şöyle, bakın burada YouTube sayfamız var. Sizlerden ricam Dişçiyat Merkezi yazdığınızda bir abone olun. Artık onu da bizim için yapın. Abone olun. Video yükledikten sonra size zaten bildirim gelecektir. Hani o da sizin bize bir şeyiniz olsun, yardımınız olsun, olur mu? Yani burada görürsünüz rahat bir şekilde. Şuradan size zahmet abone olursanız oradan bildirim gelir. Şimdi bu sistem bütün illerde var mı? Bütün illerde yok. Tam sayısını bilmemekle beraber 6-7 tane ilde var. Ama hani yine mütevazi olmayacağım ama yani en iyisi Konya'daki, en iyisi Konya Ticaret Odası'ndaki alan diyebiliriz. Yani açık ara en iyisi biziz. Yani bu konuda mütevazi olmaya gerek yok. Hani sizlerden hani az çok yani bu detaylı bilgiler emin olun hani herkesin bilmediği şeyler. Bu konuda Türkiye'de öncüyüz yani bunu da gururla söylemek isterim. Şimdi velhasıl kelam bunlardan bahsettik. Yazıyorsanız şu formülü sizlere vereyim. Ardından şu yardımcı sitelerden bahsedeceğim. Teşekkür ederim Mithat Bey. Şimdi bahsedeceğim formül RCA. Yani Relevant Comparable Advanced Index. Hemen şöyle şuraya yazalım. RCA indeks dediğimiz bir şey. Hemen zaten şuradan çıktı. Şimdi bununla dört tane temel rakama ihtiyacımız var. RCA. Bu ne işe yarıyor? Tekrar söyleyeyim. Ürününüzün Türkiye bağlamında dünyada rekabetçi olup olmadığı. Şimdi mesela dedik ya gitmiyordur ya yapamıyorsunuz işte. Belki de sebebi budur. Ya da bir aracı şirketsiniz. Oradan bu sistemi kullanarak o ürünün dünyada yapabilip yapamayacağınızı anlamanız açısından faydalı olacaktır. Şimdi bunun için dört tane temel bilgiye ihtiyacınız var. Ben mesela buraya bir örnek hazırladım. Sizler de eğer yazarsanız beraber yazalım ki hani faydalı olur. Yani inanıyorum size çok işinize yarayacak. Şimdi yazıyorsanız söylüyorum. 2010 yılında mesela soya fasulyesinin dünyadaki ticareti 42 milyar dolarmış. Soya fasulyesinin 2010 yılında 42 milyar dolar. Aynı zamanda 2010 yılında dünya ticareti toplamda 15,2 trilyon dolarmış. Bunları yazdık umarım. Yani soyanın toplam 42 milyar dolar. Bunu siz kendi ürününüze göre hesaplayın. 2010 yılında dünyadaki toplam ticaret hacmi ithalat rakamını alırız burada bu arada export değil. 15,2 trilyon dolarmış. Brezilya'nın 2010 yılındaki soya ihracatı ise 11 milyar dolarmış. 11 milyar dolar. Brezilya'nın aynı zamanda 2010 yılındaki toplam ihracatı ise 140 milyar dolarmış. Tamam, şimdi dört tane temel şeyimiz var. Kaçıran olursa tekrardan söyleyebilirim. Evet, sanıyorum herkes yazdı. Şimdi ilk etapta 42 milyar dolar dedik ya soya fasulyesi. Bunu 15,2 trilyon dolara böleceğiz. Ya bölmenize gerek yok. Ben böldüm. %0,35 yazıyor, çıkıyor. Şöyle yapalım. %0,35
35 böldüğümüzde. Ben sizin için böldüm. Bunun artık toplam soya fasulyesi ticaretini toplam dünya ticaretine böldük. Yani 42 milyar doları 15.2'ye böldük. Ardından Brezilya'nın soya fasulyesine 2010'daki ihracatı neydi? 11 milyar dolardı. Toplam ihracatı neydi? 140 milyar dolardı. Şimdi bunları da böldüğümüzde tekrar ben sizin adınıza böldüm. %7.9 çıkıyor. Buradan yapmamız gereken olay şu. %7.9 bölü %0.35'e böleceğiz. Çıkan sonuç 22. Şimdi çıkan sonuç birden az olsaydı o ürün diyecektik ki, yani soya fasulyesi üzerinden gittiğiniz için diyorum, ya da siz kendi ürününüz diyelim %1'in altına çıktıysa o ürün Türkiye bağlamında ihracata uygun değil. Bakın programın başında ne dedik? 5300 tane ürün var TradeMap'te. İşte 4700 tanesini Türkiye yapıyor. Bunlardan sadece 1300 tanesine rekabetçiyiz. Yani 1300 tane üründe sadece bu RCA indeksi 1 ve üstünde. Yani sizin ürününüz belki de ürün değil. O yüzden belki de ihracatınız istediğiniz gibi gitmiyor. Bunun sebebi bu olabilir. Yani bu formülde kendiniz bir uyarlamanızı tavsiye ederim. Ben 2010 yılı üzerinden yaptım. Siz tabii ki 2020-2020 yılları üzerinden yaparsanız şeyi bulabilirsiniz. 22'ymiş. Mesela soya fasulyesinde Brezilya 2010 yılı verilerine göre çok çok rekabetçiymiş. Buradan kendi ürününüzü de bu açıdan yapabilirsiniz. Hesabını yapabilirsiniz. Şimdi sizlere yardımcı sitelerden de bahsedelim. Ardından veri tabanlarımızı gösterelim. Şimdi ben az önce ne dedik? Mail atarken örnek veriyorum. İşte sayın yetkili yazmak kötü olur dedik, değil mi? Şimdi bir site var ki belki aranızda bilen de vardır. Ben size onu paylaşayım. Orada domain ismini yazdığınızda o domaine ait bütün mail adreslerini, yani radara yakalanan mail adreslerini size veriyor. Yani info atmaktansa direkt Hans'ın mailini size veriyor. Ne kadar faydalı değil mi? Hemen size şey yapayım. Hunter.io dediğimiz. Buraya basit bir ücretsiz üyelikle şey olabilirsiniz. Mesela şimdi dış ticaret merkezi dedik. Sizin müşteri potansiyeline uygun bir firma olduğunu varsayalım dış ticaret merkezi. Şuradan iletişime tıkladık. Ne çıktı? Info çıktı. Ya info ile işimiz yok. Şimdi infoya mail atacağız. Allah bilir nereye gidecek. Bize geri dönüş olmayacak. Orası bir kesin. Öyle değil mi? Genelde herkesin başına gelmiştir. Şimdi ne yapmamız gerekiyor Hunter.io'ya girdiğimizde? Burayı kopyalayacağız. Bu arada ekran görünüyor değil mi? Şimdi onu da bir geri bildirimini alabilirsem sizden, ki görünmesi lazım. Yani bu Hunter'ı görüyorsunuz umarım. Evet. Şimdi bu çıkan sayfaya şu kopyalıyoruz. Az önceki URL'yi kopyalıyoruz. Diyoruz ki bakın find email addresses. Hemen tıklayalım. Bakın gördüğünüz üzere az önce bize ne gösterdi? Sadece bilgi gösterdi. Sitede yoktu başka. Şimdi bunlar da var. Ha, bu nedir? Yani işte az önce dedik ya, information is işte knowledge is power dedik mesela. Yani bilgi güçtür. Şimdi biz burada güzel bir operasyonel bilgi elde ettik. Yani direkt info ile uğraşmaktansa yetkili ismi direkt çıktı. Hemen buradan iletişime geçtik. Direkt Alperen'e mail gitti miydi? Alperen size geri döner. Ama infoya gitse yani hak getirir. Siz de bunu yaşamışsınızdır fazlasıyla diye düşünüyorum. Bu birinci adres. Bu Hunter.io. Buradan rahat bir şekilde, ücretsiz bir şekilde yaparsınız. Bu bir hayli sizin işinize yarar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size ilk şeyim buydu. İkincisinde ise şimdi çok sıkça karşılaştığım bir konu var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz firmalara diyoruz ki tamam size müşteri bilgilerini verdik ama kimisi sadece şunu yapıyor. Sadece mail atıp bekliyor. Çok yanlış. Niye? Mail senin yan komşunu da atar. İşte dedik ki işte oradaki adam da atar. Bütün rakiplerini atar. Önemli olan mail atmak değil. Yani rakiplerinden farklı bir şey yapacaksın ki tutundurmayı sağla. Yani aramak.
Aslında bit ötesi de randevulup gitmek ama işte Covid sebebiyle arama artı mail her zaman için şu an için iyi diyebiliriz. Ama malum şimdi arama maliyetleri de yüksek. Yani tamam durum iyi olan bir şirket pek dokunmaz gözüne ama yeni açmış adam kobi küçük bir işletme ama fatura biraz gözüne büyük görünebilir. Şimdi bu sebepten ötürü şöyle bir mobil uygulama var. Mobil VoIP. Buna telefonunuzdan indirdiğinizde para yüklüyorsunuz. Yani işte 10 euro falan yükleyin kullanmak isterseniz. En son hatırladığım kadarıyla dakikası 0,02 sent. Yani örnek veriyorum işte normal bir hattınızdan ya da işte Skype üzerinden ya da paralı başka bir araç kullanacağınızda bunu kullanırsanız yurt dışı arama maliyetiniz de çok 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 azalacak. Ve bu program üzerinden aradığınızda karşı tarafa yine sizin kendi numaranız çıkıyor. Bunu da size ek olarak söyleyeyim. Yani malum şimdi niye durduk yere fazla para verirsin öyle değil mi? Yani örnek veriyorum 100 TL bütçeniz var diyelim. Bir 10 tane adam da bunu bitirmek var. Bir 100 tane adam da bitirmek var yani. Bu açıdan size bir hayli fayda sağlayacaktır. Diyelim bu 2 tane yardımcısı diye ben size söylemiş olayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi hazırsanız size bir de veri tabanlarımızı gösterelim. Ardından vedalaşabiliriz. Tabii bu sırada sorularınız olursa yazarsanız onlara da bakarız tekrardan. Şimdi evet, merak edenler için bir veri tabanlarımızı gösterelim. Şimdi ilk veri tabanımız ticari sicil kayıtlarını gördüğümüz DNB Hurs. Burası Amerika menşeli bir firma olup yaklaşık 250 milyona yakın firma bilgisi var, öyle diyebiliriz. Şöyle ben göstereyim. Evet. Böyle bir şeyimiz çıkıyor. Ekranımız çıkıyor. Yani burada işte çeşitli filtreler koyuyoruz. Ya mesela diyor ki bir firma, ya ben küçüklerle uğraşmak istemiyorum. Bana yıllık cirosu işte örnek veriyorum 10 milyon, 10 milyon dolar ve üstü olan buradan onu seçiyor işte. Web adresi olsun olmasın diyor mesela. Yani bir sürü şey koyabiliyoruz. Burada ülkeleri koyabiliyoruz. Şu ülke olmasın diye ekstradan çıkartabiliyoruz. Yani bir sürü burada ek şey var. Düşünün yani şurada mesela web adresi olsun olmasın, telefonu olsun olmasın işte üretici mi değil mi, ithalat yapıyor mu yapmıyor mu? Bir sürü şeyler var. Yani Covid'den etkilenmediğini dahi buradan görebiliyoruz yani düşünün. Şimdi bunda SIS kod dediğimiz bir kod sistemiyle çalışıyor. Mesela biz buradan beraber bir sizinle bir araştırma yapalım. Şuradan aklıma şu an bir kod yok ama şurada yazsak bir şeyler çıkacak mı bakalım. Evet, karpıt yazdığımızda bir şeyler çıktı. Yani sizin için bir tane seçelim. Bakın 21 bin tane sırf bu koddan ki bir sürü daha kod var gördüğünüz üzere. Sadece ben bir tanesini seçtim. Neresi olsun? Hedef pazarımız Kanada olsun. Bu 62'ye düştü. Ya web sitesi olsun, kolaylık olsun değil mi? Şirketlerimiz sever yani. Direkt Google'a arattırmaktansa web adresi olsun. Bakın 38'e düştü. Yani işte sistem bu kadar güzel. Siz sadece hedef pazarınızı belirleyin. Gerisini ticaret merkezine bırakın diyelim. Yani bu 38'e tıklayınca bütün şirketler çıkıyor. İşte bunun ithalatçı toplantısı vesairesi olmasın biz ayıklıyoruz. O şekilde size veriyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bu bir tane veri taban. Diğer veri tabanımızı gösterelim size. Batuhan Bey rica ederim. Umarım faydalı olur. Mithat Bey evet bunlar ücretli. Dediğim gibi biz mevka desteğiyle 15 bin dolar harcadık bu veri tabanlar için. Ama bir şirket bunları almaktansa biz diyoruz ki yani dediğim gibi bize ulaşın bir talep açın. Biz bunları zaten çok cüzi miktarlara veriyoruz. O da niye? Sadece yani sistem dönsün.
Yani bir kar amacı gütmüyoruz. Ya siz deyin ki benim hedef ülkem buymuş. Ben TradeMap'ten öğrendiğim kadarıyla bunları kendime belirleyebildim. Ben buradan müşteri bilgisi istiyorum. Gerisini bize bırakın. Biz gerekeni yaparız. Öyle söyleyeyim size. Buradan çıkalım. Bir diğer veri tabanımıza ben size göstereyim. Diğeri de Tendata dediğimiz Konşimento bağlamında çalışan bir veri tabanı. Bu yaklaşık 45 ülkenin dünyadaki gümrük verileri açık. Yani bu ne demek? Kim kimden almış, ne kadar almış, kaç tane almış gibi bilgiler. Yani örnek veriyorum. Siz bir ayakkabı üreticisiniz diyelim. Rusya'ya açılmak istiyorsunuz ki ayakkabıcı varsa aramızda bilir. Rusya pazarı aktiftir ayakkabı sektörü için. Yani siz Rusya'nın konşimentoları açık olduğu için İtalyan adamın Rusya'ya sattığı bilgileri görebilirsiniz. Kime satmış, ne kadara satmış, kaç tane satmış, hangi ürünü satmış. Böyle bilgileri görebilirsiniz. Ya bu ne anlama geliyor? Rus adama diyeceksiniz ki bakın aynı ürün, aynı kalitede bende var. Sen bunu İtalya'da tanesini 15 dolar almışsın. Bak ama aynısı bende 12 dolar. Yani size bu gücü veriyor. Adam da şimdi durduk yere fazla para vermek istemez. Size ne diyecek? Tamam sen bir numune yolla. Olursa bakalım. Numune yollayacaksın. Adam kalitesini beğendi. Ha, tamam. Artık İtalyan sizsiniz pazar. Artık Rus'un tedarikçisisiniz. Bu işe yarayacak. Hemen ben buna da girişte yapayım. Ki siz de görebilin. Buradan hemen ben size göstereyim. Mesela Amerika'ya girelim. Halı dedik, halıdan bir giriş yapalım. İşte buradan tarihini ayarlayabiliyoruz. Buradan işte product description olabiliyor. İşte getir numarası, alıcı, satıcı, işte country of origin. Biz mesela verirken Türklerin müşteri ismini vermiyoruz. Niye? Bizim amacımız uluslararası rekabeti yardımcı olmak. Türkler birbirine girsin değil. Yani o yüzden. Az önce dedim ya yani meselenin başında komşusunun bilgisini isteyen çok çıkıyor ama vermiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Hani olur da öyle bir şey isterseniz şimdiden söyleyelim yani. Carpet dedik. Ardından ne diyoruz biliyor musunuz? Country of origin diyoruz. Buradan not diyoruz. Türkiye'de buradan elemiş oluyoruz. Mesela tıkladık. Şimdi 34 bin tane konsümento çıktı. Buradan örnek veriyorum işte bir tanesine tıklayalım. Şu şekilde halılar işte şu gidip koduna çıkmış mesela. Ya da işte şuna tıklayalım. Importer buymuş. Yapmanız gereken işte bunu Google'da aratıp iletişime geçmek. Aynı ürün sizde de varsa yani şu ürünler sizde de varsa tamam işte işiniz çok kolay. Velhasıl kelam durumlar bu şekilde. Dediğim gibi siz hedef pazarlarınızı belirleyin. Hedef müşteri bağlamında yani müşteri bulursunuz yani Google'da bile bulursunuz ama yani sizin bulduğunuzu o da bulur, o da bulur. Ki Hintliler bu konuda artık çok şey yani. Her taşın altından onlar çıkıyor. Yani böyle açık kaynaklar artık çok sağlıklı değil. Yani yorulursunuz. Ama mesela az önce gösterdim. Benim mesela Kanada'dan halıyla alakalı müşteri bilgilerini bulmam kaç saniye sürdü işte. Güç bu. O yüzden kendinizi yormanıza fazla gerek yok. Bize talepte bulunursanız biz gerekeni yaparız sizin için. Keza aynı şekilde. Gördünüz yani şuradan halı ithalat edenleri bulmamız kaç dakikamızı aldı. Öyle değil mi? Turgay Bey bakalım. Bir yakın zamanda ekleriz. Siz şey olun, dediğim gibi abone olun. Bakalım abone sayısı artmış mı? Abone sayısı artmış. Bak güzel. Evet, teşekkür ediyoruz. Kimler abone aldıysa onlara teşekkürü borç biliriz. Durumlar bu şekilde. Sorularınız varsa cevaplayalım. Eğer yoksa umarım verimli geçmiştir. Sorularınız olur ise her zaman için iletişime
Geçebiliriz. İsmim Alperen Başar. Beni LinkedIn'den de ekleyebilirsiniz. Oradan da sorularınız olursa olabilir. Aynı zamanda şuraya ben numaramı yazayım. Burası benim direkt iç attım. Buradan da iletişime geçebiliriz. Aynı zamanda şuradan şöyle mail adresimi de yazayım. Olur da sormak isterseniz buradan iletişime geçebilirsiniz ya da LinkedIn'den oradan iletişime geçebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hemen ben sorulara da bakayım. Feyza Bey, Feyza Hanım düzeltiyorum. Yani olun derseniz olalım. Beğendiniz mi? Nasıldı yani? Bir geri dönüş alalım sizlerden. Çünkü bu trade map bağlamında benim de açıkçası ilk eğitimim. Eğer hoşunuza gittiyse neden olmasın? Sizlerden geri dönüş alalım. Başka? Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Okullara da tekrar bakabiliriz. Eğer yoksa da dediğim gibi vedalaşabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Evet Ersin Bey, katılıyorum size. Haklısınız. Yani dediğiniz için ben teşekkür ederim. Mutlu oldum. Yani amacımız insanımıza faydalı olmak. Yani insan kazanmak. Öyle diyelim. Yani yeter ki başarılı olun. Biz mutlu oluruz. Dediğim gibi bir sorunuz olursa her zaman iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Mutlu oldum. Beğenmenize sevindim. Tabii ki soru sorabilirsiniz. Gökhan Bey, kapalı olması açısından bir fikrim yok ama dediğim gibi çok zaten sağlıklı değil yani. Bize ulaşın, bize yardımcı olalım. Öyle diyeyim. Ücretli bir özellik değil ama VPN falan mı kullanıyorsunuz acaba? Olabilir belki. Normalde ücretsiz yani. Bu TradeMap'teki firmalar yani dediğim gibi yani laf olsun ya konulmuş ya tabiri caizse yani çok çok sağlıklı değil yani. Dedim ya zaten şu aşağıdaki adı lazım değil. GİTİP üzerinden veren bir şey değil yani. Burada GİTİP yazdık da çıktı bunlar. Ne alaka yani öylesine yani. İşe yaran dediğim gibi ben daha duymadım ya. Buradaki bilgilerden ihracat yapan bir firma duymadım ama siz yaparsanız ve geri dönüş verirseniz dersiniz ki ya böyle böyle ben kullandım ve işe yaradı. Yani tebrik ederiz yani. Ya şimdi mesela az önce Trade Atlas soruldu. Turkish Exporter. Şimdi bunlar da hani kendi ekmeğinde olan firmalar. Ya onun da şimdi kötülemek olmaz. O yüzden bir şey demek de sağlıklı olmaz yani. Ama aklına soru kalan varsa iletişime geçerse telefon üzerinden detaylı bilgi verebiliriz. Öyle değil. Neyse şimdi umuma açık bir eğitimde yani böyle konuşmak, yorum yapmak doğru olmaz. Hak verirsiniz ki. Ama hani dediğim gibi bu alanda en iyisi Türkiye'de biz diyebilirim. Evet başka sorusu olan yoksa vedalaşalım. Ben gene şöyle bir dakika bekleyeyim. Dediğim gibi umarım. Evet son soru alalım. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Dış ticareti dair almak istediğiniz bir eğitim varsa lütfen şimdi yazın. Ben de not alayım. TradeMap ya da vesaire de yani dış ticareti genel bağlamda ya şu konularda da bir webinar düzenlesiniz iyi olur dediğiniz bir konu varsa lütfen yorumlara yazınız chat kısmına. Ben not alayım. O konu üzerine de bir çalışma yapıp en kısa zamanda onu da eğitimini verelim. Yok, ücretli değil. Ücretsiz. Ama şöyle yurt dışından ticaret odasına gelen yok onlar şey değil, ücretsiz yani.
Zaten direkt bizim dış ticaret merkezine gelmez öyle talepler. Evet, Emine Hanım dediği gibi o siteden şey yaparsanız hani yurt dışına bir firma oradan sizi görür ve iletişime geçebilir. Yani Ümmü Hanım sanırım. Yani Ümmü Hanım böyle şeylerle uğraşmayın. Direkt bize ulaşın, biz yardımcı olalım size. Yani çok cüzi miktarlara size biz müşteri bilgisi veririz. Hiç böyle şeylerle uğraşmayın. Şimdi Feyza Hanım, yakın zamanda bir dış ticaret eğitimi verilecek. Bunu da müjdesini sizlere paylaşmış olalım. Yakın zamanda duyurusuna çıkacağız. Yani tabii ben de vermek isterim tabii ki. Yani fayda görüldüyseniz, dersiniz ki bir daha olsun tabii ki. Yani memnuniyet duyarım. Yani böyle güzel geri dönüşler, teşekkür ederim yani. Yeter ki hani verdiğimiz emekler boşa gitmediğini böylelikle anlamış olurum. Teşekkür ederim. Güzel sözler için. Evet, bu eğitimden sonra öyle bir planımız var. Yani firmalara, daha doğrusu eğitimi alanlar ve bir sınav sonrasını geçenlere bir sertifika, ardından firmalara bir dış ticaretçi kazandırma gibi bir şeyimiz olacak. Sadece eğitimi verdik, bitti olmayacak. Onu da bilgisi verelim. İlyas Bey, evet bunu yapabiliriz. İlyas Orman da benim eski bir dostumdur aynı zamanda. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Mesai saatleri dışında yapmamız da olur. Ben bunu notta alayım. Yusuf Bey, sadece Konya firmalarına değil, Türk firmalarına diyelim. Yani yeter ki dedik ya, Türkiye'nin bir tık ileriye gitsin. Onun için uğraşıyoruz. Yani bu zamana kadar İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Isparta'dan, Afyon'dan firmalara hizmet verdik. Halihazırda zaten bu eğitimimize de Konya dışından katılan çok kişi var. Bunları da biliyorum yani. Rica ederiz. Evet, başka sorusu olan yok sanırım. Vedalaşmış olalım bu vesileyle. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.